Yatay bakış, yatay bakış, yatay bakış. Wakanda'dan çıkıp Oscar'a aday olan program. Punisher'ın bittiği Oscar yerde Titans'ın görüşürüz. Başladığı program. Hey Sam, arabamla beraber geldim buraya. Şimdi arkadaşlarla beraber Resident Evil 7 oynayacağız. Peki beyefendi, zombileri nerede gördünüz acaba? Zenci Mehmet, zombiler mi? üzerimdeki bu ceket gerçekten çok kötü. Aman Allah'ım, o kadar kötü ki dağ hakkasında kadraj değişti gerçekten de. Kadraj Yatay zaten. bakış. Yatay bakışta bütün konulara yeri geldiğinde yatay, yeri geldiğinde dikey bakıyoruz. Arabamız Beyaz Saray'ın önüne park etmiş durumda. Spotify hesaplarını Beyaz kurcalıyoruz. turuncu. İnternet tüketimlerinize bakıyoruz. Derin web biziz. Deep web biziz. Slenderman biziz. Biziz. Her yerdeyiz. Arabalarımız var. Kapınıza geleceğiz. Şekerlerinizi hazırlayın. Telefonunuzu dinleyin. Çocuklarınızı yıkayın. Hanımlarınızı yatırın. Yatay bakış başlıyor. Yatay bakışa iyi akşamlar. Hoş geldiniz. Yatay bakışta inanılmaz şeyler olacak yine. Hanım, yatay bakış başladı. Bir çay koy da içecek. Evet. Sevgili arkadaşlar, hoş geldiniz. Efendim, selam. Ne yapayım? Nereden baksan yatay. Aa, ben kadraj dışı kalmışım. Sen hiç bakmamışım çok ki. Çok dışı. Böyle bir göt bana yer var abi. Gel abi. Tamam. Bekleyin mi ben? Okey, okey. Sıdık tamam. Bence. Sevgili Tancan, hoş geldin. Abi ne haber? Nasılsın? İyi abi, ne olsun. Sevgili arkadaşlar, Twitch yayıncısı, partner değil kendisi ama evet, boktan bir Twitch yayıncısı olduğu için partnerlik vermiyorlar çok kendisine. Allah belanı versin. Yatay bakışta Tancan Bey'i yine de konuk ettik bu akşam. Abi sağ ol, sen de elimizden tutmasan ekmek yiyelim. Estağfurullah abi, ben ne diyeyim ki size, yani düz doğru düzgün bir partnerlik bile alamıyorsun, gelmişsin buraya. Sana fincan kupa vermişiz. Neyse, hadi bir şey demiyorum. Artık dizilerde kötü adam rolleri için hazırlanacağım. Böyle güzel tırt kötü adam rolleri için. Ya tırt kötü adam deyince Punisher konuşalım mı biraz? Ekmek yerim şunu, sağ ol, tamam mı? Böyle bayık da bakman lazım. Bak, boş bakacağım. Bugün filmimiz az, dizimiz çok, gündemimiz çok bir de. Hatta evet, ben hemen söyleyeyim, herkese Space Odyssey izle demiştik. Sonra ben onu unutmuşum. Sanatı unutuyorsun be adam. Gerçekten ya. Sanat unutulur mu? Demin şöyle oldum. Ha dedim. O yüzden bu hafta Space Odyssey yok. Haberiniz olsun. İzleyenlerin hepsini adamı yayına çağırıp gömüyor. CS'e kendini çok üstü. Estağfurullah kız. Bizde Twitch'i gömülür hocam. Evet, Space Odyssey izlemediğim için ben hiç izlemedim değil tabii yani. Hatırlıyorum bir sürü şey. Yoksa maymunlar falan anlatırım uzun uzun da. Tabii maymun var, kemik var. Haftaya erteledik onu zaten. Var, ilini emciliyorum. Bugün bir de bir sürü konumuz var ha. Var var. Oscar'lar mı, Punisher mı, Titans mı? Sen seç. Dur hadi konulardan girelim. Dizileri sona bırakalım. Tamam. Tamam. İlk konumuz Oscar'lar zaten. Oradan girelim. Ben Black Panther'ı izlemediğim için sana bırakıyorum Oscar adaylığını. Abi, Black Panther'ı. Okuyarak gitsen hadi bakalım. Nerelere takılacağız? Neye bakacağız yani? Tamam. Best Picture'dan başlayayım o zaman. Direkt tamam. Bak adaylar. Black Panther. Çok iyi film abi. Black Huntsman. Çok iyi film abi. Bohemian Rhapsody. Çok iyi film abi. The Favorite. Çok iyi film abi. Green Book. Çok iyi film. Bence bunların arasında verirlerse The Favorite'a vermeleri lazım. Favorite. Çünkü aralarında izlemediğim tek film ben o. Ben de izlemedim. Ve yani geri kalan dördüne en iyi film Oscar'ını verirlerse kaldır götür. İzlemek Oscar, zorunda kalacaksın yani, hepsini. Hayır, hayır. Bir şey söyleyeceğim bak. Aralarında tek izlemediğim şey. Bir daha söyle ismini. Favorite. The Favorite. Bir tek The Favorite'ı izlemedim. Geri kalan dördünü izledim ve şunu çok rahat, gönül rahatlığıyla açık açık bağırarak... Vice'ı falan izledin mi? Best Picture'lar mı diyorsun ha. Sen? Ha, Vice'ı da izlemedim. Yo, ha, ne var başka? Var, dur, durdun, var. Ne var başka? Green Book. Tamam. Roma. Okey. Okey. A Star is Born. Allah'ım. Vice. Vice. Vay. Yani inşallah Roma alır. Çünkü Roma Best Picture almazsa Oscar kendi kalitesini göstermiş olacak. Ben Roma almazsan siktirin gidin derim yani, fazla uzatma. Evet. Roma'yı Best Picture'a katmış olmaları bence Roma'ya vereceklerine bir delalet ama. Çünkü Roma'yı yabancı film kategorisine alabilirlerdi. Yabancı filmde de var galiba bu arada. İşte, evet ama yabancı filmleri de şimdi biliyorsun bizden de Ayla başvuru yaptı, alınmadı ya Oscar. Ama o dörde kadar geldi şimdi, şey yapma, sırası iyiydi onun. Neyse bir sıralaması şey söyleyeceğim. İyi. Bak şimdi şu listeyi bir iki saniye alıyorum senden. Bu listede Best Picture'da özellikle... Ayla'nın ve Müslüm'ün yapımcısından olan filmleri söylüyorum sana. Cicero da var lütfen unutma. Ayla şey Cicero ve Müslüm'ün yapımcısından. Şey de var. Hiçbirine de yakıştıramam. Green Book abi. Green Book Ayla ve Müslüm'ün yapımcısından mesela. Onu olabilir bu arada sana. Cidden ya. Zorlayınca çıkıyor. Bence A Star is Born da Müslüm ve Ayla'nın yapımcısından. Geri kalanlarında ya Cicero'nun ya da çok daha üstün filmler. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Black Panther. Aslan Kral. Baba yettu yettu falan takılınıyor. Civilization oldu gerçi bu da. şey hatırlayamadım. Azı ben ya. Azı ben ya.
ya. Ondan sonra prens var. Prensi geliyor, başka bir prens dövüyor. O prens düşüyor aşağıya. Onu böyle çamura yatırıyorlar. Var ya Kara Murat'ta. Ha, evet. Kara Murat zaten. Ha, onu anladım. Siyahi tamam. Murat. Hani anladın mı? Kara Murat gibi. Yapayım mı espriyi? Kara Murat. Yap. DC karakteri. Çünkü çok karanlık. Do you bleed? Evet. Karanlık bir film olduğu için Kara Murat. Efendim neyse, Kara Murat'ı atıyorlar. Kara Murat'ı çamura atıyorlar. Kara Murat iyileşiyor mu iyileşiyor. İyileşir tabii, çamur faydalı abi. Onu tabii, gidiyor geri dövüyor çocuğu, alıyor krallığını. Ama diyor çocuk da haklıydı aslında filan diyor. Bir de sürekli ot içiliyor. Hmm. Böyle otları kurutup kurutup içiyorlar. Ha, anladım. Yani ama çay olarak, gibi içiyor. Genel olarak siyahi kültürünü belirleyen, benimseyen bir film yani. Çay gibi. Bu filme gerçekten Best Picture listelerine almalarını dahi anlamıyorum. Paralar yatmış diyeceğim. Çünkü yani şöyle söyleyeyim. Kötü bir Marvel filmi mi? Haşa, kötü bir Marvel filmi değil. Kötü bir film mi? Kötü bir film de değil. Aquaman kadar bir film. Yani Aquaman'ı şimdi sen hiç beğenmediğin için sana tabii kötü film diyeceksin de. Hani siz izliyorsun yani. Okey deyip çıkıyorsun. Çok klasik bir film aslında. Bence şeyden bu. Kategori açacaklardı ya, bunlar açamadılar. Popüler filmler diye. Bence ondan koydular bunu. Abi olabilir ama gerçekten ben yani burada olduğunu kabullenemiyorum ya Black Panther'in. Yani daha doğrusu şöyle, kabulleniyorum ve Oscar'ı artık ona göre yargılıyorum daha doğrusu. Onu söylemek şimdi lazım. Peki geçmişe dönük karşılaştırma yapmak gerekirse çok daha iyi filmler vardı. Pezevenkler niye koymadınız denmez mi buna? Abi valla... Süper kahraman kategorisinden bahsediyorum bak, sırf oradan. Ha, bu sene Thanos Infinity War yok mu? Avengers Infinity War değil bak, dikkat et. Thanos Infinity War filmi vardı bu sene. Thanos o bile, Thanos bile basar yani tek başına. Evet, Infinity War çok bariz Black Panther'dan daha iyi bir film. Daha geriye git, Dark Knight'lar. Ha, o noktada da biz ne konuşmaya başlıyoruz? Hayırdır kardeşim, siz siyahi gönlü mü alıyorsunuz da geliyor konu. Ama bunu dedirtiyorlar abi. Zorla dedirtiyorlar. Yani şunu anlamıyorlar. Tamam sen Amerikan endüstriyel ödüllerisin de bütün dünya Oscar'a bakıyor ve bunu sen bu noktaya getirdin, her şey o değil. Ben de soruyorum işte, niye Hurricane'e zamanında vermediniz ödülü o zaman? Mis gibi siyahi filmiydi işte, verseydiniz. O zaman yemedi çünkü. Ya bir de yani bir şey söyleyeceğim. Black Panther'de, Black Klansman'de çok da siyahi filmi değil aslında. Green Book öyle miydi? O gömdü, bir de yalan çıktı üstüne üstlük yani. Evet, Green Book hiç siyahi filmi değil zaten. Adilik yani onu koymak. İtalyan bir adamın siyahi bir adamla geçirdiği yolculuk sonrasında öğrendiği şeyler konulu bir İtalyan adam filmiydi. İtalyan adam. Black Klansman desen zaten orada da beyaz nazilerin maceralarını anlatıyoruz. Çerçeve olarak bir siyahi adam var ama ortadaki adamlar yine Ku Klux Klancılar. Bir öte yandan Black Panther'a bakıyorsun. Yani Black Panther gerçekten Afrika kültürünü yeşertiyor falan ama bir yandan da şey gibi bir durumu da var. İşte Black Panther giller hesapta Wakanda'da uzay gemisiyle geçiyorlar ama Afrika'nın geri kalanı böyle bit içinde yanarak ölüyor. Buram hayırdır deyince de valla işte büyüklerimiz bize dediler ki sınırların dışına çıkmayın falan gibi isolationist bir böyle ayrımcı bir politika var orada. Hayda. Filmin içinde de şey muhabbeti İkiz dönüyor. Demiş. Kötü adam diyor ki ya diyor göçmenleri diyor içeriye alalım, biz dünyaya açalım, dünyaya destek verebiliriz falan diyor böyle. Bizim muhafazakar prensimiz de diyor no Meksiko ile aramızda duvar yapacağız falan diyor. Para toplamaya başlıyor. Bir de böyle bir film, tuhaf bir film yani. Aslandan Kaplan'dan bile onlar haraç kesiyordur oğlum Afrika'yı. Yani, boş bırakmıyorlardır yani. Her türlü Oscar listesinde olması Oscar'ın ayıbı olan, hele de Roma ile aynı kategorinin içerisinde, yani Roma ile Black Panther sadece filmler kategorisinde aynı kategoride olabilirler. Filmler kategorisinde bak. Başka hiçbir şekilde aynı bu da film, bu da film değil mi? O anda. Evet hani. Buna da bilet alınarak gidiliyor. Buna da bilet alınarak gidiliyor. Bu da Cinemaximum'da, o da Cinemaximum'da. Aynen yani öyle geniş bir çerçevede. Sen kimsin lan? Hakikaten. Ki bak Roma... Kimsin lan sen? Kısıtlı... Kimsin? Aquaman'ı da koy abi o zaman. O da... Aquaman ama orada şey yok. Kanka aslında Best Picture'e Aquaman'le yok. Black Panther'ı aday göstereceklerdi. Aynı filmin zencilisi, aynı filmin beyazlısı. İşte siyah niye Japon verir balıkları vardı ya böyle pörtlek gözü. Onlardan olsa gösterirlerdi. Aa, yani bak orada siyahileri var. Canavar gibi gösterdiler. Evet, doğru işte. Diyorsun Aquaman. Balık muhabbetler ya. Yeterli balık bu. Uf. Abi bak zaten şunu diyeceğim. Roma'nın kısıtlı süresinde yaptığı dönem eleştirisi, oradaki ırkçılık, oradaki şerefsizlik, oradaki ahlaksızlık bunların hepsinden daha güçlü. The Green Book. Hayır Roma. Ha, evet. 10 dakika gördüğümüz evet. O şerefsiz milliyetçi sağcıların gidip üniversite gençlerini öldürdüğü bölümün duygu yoğunluğu bütün filmlerden daha yüksek. Valla yani bir şey söyleyeceğim. Bu sene Best Picture inşallah Roma'ya verirler. Roma'ya vermezlerse hani Oscar bitmiştir diyeceğim ama Oscar zaten son 5 yıldır yıkıkları oynuyor. Kaç 5 yıl yani. Ya ciddiye de alamıyoruz.
Ama abi böyle bir 90'larda 2000'lerde başlarında böyle aa lan falan dediğin hani bir Oscar beklediğin filmler Oscar alırdı ya. Yani işte 90 sonu gibi biraz sallanmaya başladı ya. Hadi diyelim o Sonra zaman da biraz şey döndü. siyasi O şeyler senenin vardı. keşfedilmeyen iyi filmlerini tanıtmaya başladı. Mesela Whiplash bence güzel bir filmdi. Hepimiz Oscar aldıktan sonra izledik o filmi. Sağ olsunlar hani Oscar senesi keşfettik. Şimdi eğer Oscar eski bildiğimiz Oscar'sa bu sene Roma'ya patlatır ödülü. Herkes de yana yakıla Roma izler. O Roma abi falan diye böyle. Ama rota değiştirdilerse popüler filmler diye kategori koymaya çalışmalarından anlıyorum. Verecekler Black Panther'e ve böyle hani Oha, Black Panther'a verirlerse yalnız büyük olay olur. Green Book'a verirler abi o zaman. Ha, bence Green Book çünkü Light ha, Black bak Panther. aynen bence de ya Favorite alır ya Green Book alır. Favorite izlemedim ben. Favorite'da şey. Favorite'ın ben Favorite'da çok beyaz film abi. Artık o kadar beyaz filmlere ödül vermiyorlar. Yo ciddi söylüyorum. Böyle şeylere dikkat ediyorlar artık. İşte öyle bakacaksa vermeyebilir ama Green Meksikalı Book'a da olan film var geçer. mı? Ha Roma var Roma. Tamam Ha, abi. Meksika Aa! lobisi oğlum. Oğlum Roma garanti bu sene. Trump duvar yapmaya çalışıyor Aa, ya. siktir. Trump acaba olsun diye Roma Doğru yapıştıracaklar. lan Tamam abi unuttuk okey. ya. GG. Bitti Brom. Oscar'ı çözdük. Abi tamam duvar. Tabii. Duvar var abi bu arada. Vice'da zaten Dick Cheney anlatıyor abi. İşin başrolünün Dick olduğu hiçbir Vice. film Oscar alamamış Abi bugüne kadar. evet. İstatistiksel olarak bu Titans'da gerçek. Dick var. R.U. Dick. Diğerlerini okuyayım mı? Yok ya galiba sıkıldım ben Oscar'lardan. İzleyeceğiz mi? Şu Favorite'ı Vice'a bakabiliriz. Çünkü da izledim ha. Favorite'a da bakabiliriz. Vice'a da bakabiliriz. Tamam. Onun dışında zaten izledik galiba her şeyi. Ben Bohemian'ı falan izlemedim ama sen izlediysen Bohemian Rhapsody dinleyicisi olmadığım için yani tekrar söylüyorum ben ilgimi çekmiyor. Çünkü gideceğim şimdi adamcağızın hayatını göreceğim ama ben muhtemelen söyleyeceğim o filme ya. niye? Abi çünkü güvendiğim yorumcularda baktığım birkaç konu ki teknik konu yorumuna bakmadım. Teknik konularda çok eksik kalmış. Üzerine de Sacha Baron Cohen'in işte açıklamasını dinledim diye anlatmıştım. Normalde film bu yapacakmış. Ve Normalde çok değil ya. Ben onu çok haklı bulmuyorum. Çünkü adam demiş ki ben hazırlandım demiş. Sonra projeyi benden aldılar demiş. aldılar ama işte çok sert yapacakmış filmi. Demiş ki böyle yapamazsın demiş grup üyeleri. İstemiyoruz bunları gösteremezsin demiş. Baya böyle içki alemi, grup seks, artık ne gösterecekse daha bilmiyorum. Eşcinsellik falan her şey olacakmış yani. Grup üyeleri istememiş. Bu demiş şey film olur. M for mature olur. Hem öyle olur hem de Freddie Mercury filmi olur. Biz kıskanırız olmaz öyle. Bizim ardımız ağlar demişler. Hayda. Yani Okey olmamış bizim. anladım. Ve Peki. o biraz tadımı kaçırdı yani Ya bu. şimdi olmamış bir film için olmuş filmi suçlayamayacağım ben ama Bohemian Rhapsody dediğim gibi yani bilmediğim bir adam ve dinlemediğim bir grupla ilgili olduğu için çünkü filme giden arkadaşlarım var bir sürü Queen'ci ağlayarak öldük falan 5 kere gittim falan oldular böyle. Şimdi Queen fanıysan demek ki çok kıymetli bir film. Queen fanı olmayan birisi olarak ben de şimdi gidip falan deyip çıkmak istemiyorum işte. Bu sefer de fan Sapla. arkadaşlar diyecek ki olur mu işte. Sapla kral falan diyecekler. Doğru Freddie Mercury'nin cesedine. Ya şimdi anladın mı ya bize göre bir film değil diye düşünüyorum ben o filmi açıkçası yani. bakalım ya belki gaza gelirsem izlerim bilmiyorum. Bana bu tip biyografiler hep şey geliyor. Yani %10'u Yabancı %20 filmlerde ne var abi? sanatçıların. Aileyi almışlar mı bu sene? Abi bakıyorum hemen. Yok Cicero'nun yapımcısı diye bir film almışlar abi. Ailenin yapımcısı diye bir film çıksa ya Ya gerçekten. Ailenin ve Aile'nin Müslüm'ün yapımcısından film bu yani. yapımcısı Aylin'in ve Müslüm'ün yapımcısı bir Rising. Öyle bir film yapacağım ki. Bak ama bu ilginç tarihte var mı acaba? Foreign Language'de hem Roma var hem de ana şeylerde de Roma var. Daha önce var mıydı? Ben Yo, hatırlayamadım. Yok hayır değil abi. mi? Yabancı dağıtımlı filmleri benim bildiğim. Yani yanılıyor olabilirim. Oscar tarihinde de %100 hakim değilim ama Foreign Picture kategorisi zaten Roma gibi filmler için var. Hollywood çıkışlı olmayan, Amerika çıkışlı olmayan. Çünkü Amerikan en... Yani bunu unutmamak lazım abi. Oscar, Amerikan film Yani Amerikan Film Yapımcıları Ne Derneği'nin aynen. plaket dağıttığı bir şey aslında. Yani birazcık Hop çoğu filmi bile izlemiyor olabilir ya. Neye veriyoruz? Ha, ona mı veriyoruz falan ya ya. öyle bir Olabilir durum var. yani. Yani endüstriyel bir ödül olduğunu unutmamak lazım. Şey gibi hani en iyi futbol yazarları derneği ödül verdi falan. Yani o da çok umurumuzda değil ya biraz. Biraz öyle bir şey O Oscar zaman gel aslında. şey yapalım. Siktir en iyi filmleri. Bunları izleyelim. Foreign Language'ları. Aynen. Tamam izleyelim. Çok canavar. Bak Cold War'u ısrarla öneriyorlar Evet. yorumlarda. Shoplifters. Roma'yı Evet. izledik zaten. Evet. Bunları izleyelim. Ne var başka? Capernaum diye bir film var. Lübnan filmi. Bir de Never Look Away. Alman filmi. Tamam, hepsini izliyoruz o zaman. Aynen. Ne Bunlara zaman kadar? girelim. Oscar'lara kadar. Oscar'lara kadar. Oscar'lara kadar izliyoruz. Oscar ödülleri 24'ünde. verildikten sonraki bölümde de bunları Aynen. konuşalım. Tamam, Tamam. okey. Yabancı Siz de not filmler. alın arkadaşlar. İzleyebilirseniz izleyin yani. Ama yabancı dildeki filmleri konuşacağız. Tabii, foreign languages, okey. Aynen. Öyle tırt filmleri konuşmuyoruz. Peki.
Güzel. Oscar konuştuk. Black Panther'ı izleyecek misin sen artık? Sen izlemeyeceksin Black Panther'ı hiç, değil mi? Ben izlemeyeceğim galiba ya. Çünkü ben artık yıldım ya. Hele Punisher'ı da izledim ya. Böyle artık... Öyle deme ya. Böyle. Punisher çok iyi dizi değil mi? Çok iyi değil mi abi? Çok iyi değil. Allah din çok iyi değil. O zaman diğer konuya geçiyorum. Hadi. Bu aslında bak biraz saçma geldi bana. Ama senin... Sen bunu biraz yeni önce konuştuk. Bence normal dedin. Abi Blue TV almış. Masum dizisini Netflix'e satmış. Hmm. Yani bu şey gibi. HBO kaçı alıyor. Kaçı satmış yazıyor mu? Fiyatı yazıyor muydu? Yazmaz. Yazsa keşke. Ama 4 milyon abonesi olmuş Blue TV'nin. İyi. Bayağı iyi. Bana mantıklı geldi. Ama ben olsam ben de satarım. Bu şey gibi değil mi? HBO alıyor Netflix'e satıyor dizi. Tabii o kadar büyük değil de. Abi ben hiç öyle bakmıyorum. Bak tümüyle iş gözüyle bakacağım. Ben zamanında Masum dizisini yaptım. Haluk Bilginer'i, Ali Atay da var değil mi orada? Haluk evet. Bilginer'i, Ali Atay'ı koydum. Yani Haluk Bilginer'cileri de, Leyla ile Mecnuncuları da zaten abone ettim. Sisteme ekledim. Atıyorum şu anda. 2 milyon kişi geldi. Aa helal olsun. Hem yerli Netflix çıktı hem de Masum var. İzleyelim dedi. Abone oldu bana Blue TV'ye. Ben yani Masum'u yayınladım. 2 ay sonra zaten full korsana düştü. Artık bu saatten sonra Masum izlemek canım. İsteyen adam... Aa dur Blue TV'den hakikaten parasını vereyim demiyor. Zaten millet yanmış aboneliklerini iptal ediyor yani yasa karışık. Şimdi ben elimde belki bana o 1 milyon yani long tail satış derler ya buna bir büyük satış vardır oyun satışı gibi düşün. İlk çıktığında 5 milyon satar oyun. Anladım sen sonra ilk böyle satıştaki şeye düşmüştür artık düşer. O yüzden. Tabii. Şimdi kişi konu long tail'a geldiği zaman long tail'da belki şu an Masum dizisi adama ayda 1000 abone getiriyor. Ya da çünkü çoğu korsana gidiyor ya da artık izleyen izledi. Adam bu saatten sonra Masum elinde tutarak ekstra bir kar sağlayamıyor. E ne yapacaksın? Okut Netflix'e. Kaça satarsan kar bu arada yani. Bence iyi satmıştı. Şahsiyet de mi oradaydı? Blue TV'deydi galiba. Bilmiyorum. Şahsiyet de izlemediğim ama herkesin çok övdüğü dizilerden bir tanesi. Bir ara izleyeceğim yani, gerçekten. Onu da konuşabiliriz bu arada. Olur tabii. Güzel dizi. Yani diyeceğim bence çok karlı bir iş yapmışlar. Bir de Netflix'e muhtemelen uluslararası haklarıyla beraber satmışlardır. Şey gibi satmamışlardı. Sadece Türkiye'de yayınlansın diye satmamışlardı. Çünkü uluslararası pazara çıkarsan iş yapacak bir dizi. Bir de Masum'u yerli yayınladı Blue TV sadece. Netflix'e yabancı haklarıyla beraber tabii sattıysa prodüksiyonun masrafını falan bile çıkarmış olabilir. Diye basmışlar zaten. Tabii. Şimdi işte bak benim kafama takılan şu. Bir kanka ben... bu al sat lisans işlerini sen bana sor. Biz Eminen'in de bunları hep elden okutuyoruz. Tabii. Şimdi onun gümrükte adamı var biliyor musun? Onlar şey olmuş. Vergisiz alıyor Masum'u. Yazıcı olan adamları şey olmuş değil mi? Böyle, abi dizi var deyince harbiden dizi var yani. Böyle bayağı adam dizi satıyor sana. Abi Netflix mi dizi var falan diye böyle geliyor. Biz bunu içeride çektik arkadaşlar. Abi şimdi tersten düşün. La Casa de Papel ismindeki çocuk dizisi var ya Türkiye'de çok tuttu. Casa de Papel tamam. Evet, İspanya'da kimsenin sallamadığı ve bilmediği dizi değil mi? O da İspanyol televizyonlarında bir tane böyle Kanal D'nin hallicesi bir kanalın yaptığı bir tane ebelek gübelek bir dizi. O da Netflix'e itelemiş onu. Çünkü ne yapacaksın? Yani, ya şahsiyet puhudaymış. Eyvallah. Çünkü ne yapacaksın ki? Yani tabii. Elinde tutmanın bir anlamı yok ki dizi bittince. Şimdi takıldığım konu şu abi benim o zaman. Bak birincisi bu herifler şimdi korsan dedin. Mesela Blue TV şey var orada. Handmaid's Tale diye bir dizi var. Evet. Hulu'nun dizisi. Hmm. Ben takip ediyordum. Hmm. Mesela o yoktu korsanda. Çünkü ben Blue TV onun için üye olup sonra üyeliğimi unuttum Blue TV'de. Heh. Blue TV'yi hayal para ediyorum. Sevgili Blue TV. İzlemiyorsan şey yapalım. Yanlışlıkla abone oldum size. Sitenizi bile unuttum. Yani helal olsun. Ne diyeyim? 4 milyon abonenin yarısı böyleyse ondan da satmış olabilir. Nasıl oldu biliyor musun? İlk çıktı. Masum izlerim diye abone oldum. Sonra unuttum. Sonra aylar sonra Ceren'le dedik ki dedik şu Handmaid's Tale'ı bir izleyelim. Açtım abi. O sırada ekstra da girmiş değil mi? 20-20. Yani, açtım üye olayım diye. Üyeymişim zaten. Cansun diye girdim. Puh dedim. Aynen. Aylar yandı gittik. Yandık dedim. Muhtemelen zaten Blue TV sadece benim gibi unutanlar. Hayda. Gitti sponsorla. Neyse. Gitti sponsoru gömdün hocam. Olmadı. Ama abi ben gerçekten şu an Blue TV'nin bütün üyelerinin Netflix'e satarız yani. Üyelerini unutan insanlar olduğunu düşünüyorum benim gibi böyle. Şimdi gireceksin. Panelde üyeliği iptal eti bulacaksın. Allah ver 20 lira ver uğraşmayacağım. Ne? Kaç para Blue TV onu da bilmiyorum ki. 20 lira bilmiyorum. Neyse şey diyeceğim. Bu herifler Türk olduğu için aslında korsan iyi engelliyor. Ben bulamadım Handmaid's Tale'ı. Yoktu korsan. Bayağı itiraf ediyorum yani. Bayağı sen bulamadım. Sen iyi yer yapamışsın. Yok oğlum yok.
Bak online izlemelerde yok. Torrent falan var. Torrent bilmiyorum da. Online izle işte Cehennem'de izle falan var ya böyle. Cehennem'de ha. Dizi izle Allah beraber hemen versin. Hemen şimdi izle aniden izle. Geçen aynen. Bir site gördüm ne? Dur. Aniden izle mi? Aniden hemen şeyde ha, izle. Böyle... Köprüde izle falan. Böyle salak salak isimleri var artık. Adam kapatıp aça kapatıp aça böyle random basmaya başlamış. Ama bak bir şey söyleyeceğim. Biz... Yarın izleme. Şunu kabul edelim. Artık yaşımızı kabul edelim. Biz artık böyle internetin dibindeki o çocuklar değiliz. Biz artık yaşlandık abi. Şimdi ben mesela uğraşmıyorum canım. Geçen biz 6.6'da şey Fenomena diye bir tane film var. Fenomen. 1985 aha. Yapımı. Dario Argento'nun maymun, jiletli maymunu var bir tane. İzlemen lazım bu arada maymun. Yani. İzlediğim en komik filmlerden bir tanesi. O filmi mesela biz Ceren'le izleyelim dedik. Netflix'i falan geç. Hiçbir yerde bulamıyoruz. Yok, asla bulamıyoruz yani, tamam mı? Biz bulamadık diye falan diye ben gittim torrentten indirdim artık çaresiz. Ben de yayında diyorum ki arkadaşlar siz de filmi haftaya izleyin konuşalım falan diyorum 6.6'da. Millet aşağıya YouTube linkini atmış. YouTube'da varmış. Nereden buldunuz aga ya? Yani ben de Google kullanıyorum sanıyorum kendimi yani, tamam mı? Yok çocuklar çok iyi buluyorlar. Bu arada eski klasik filmler YouTube'da var ya bazı filmler evet, çıkıyor. Evet. Yani bütün Tarkovski filmleri falan var. Bu vardır bir yerlerde bu adamlar buluyordur ben sana söyleyeyim yani. Korsanı falan bunlar tutamazsın. Hesapta Westworld şey Westworld diyorum Game of Thrones'u kapattılar. Herkes yaldır yaldır yine buldu bir yerden izledi abi. Ama çok zor bulunuyordu ya. Zor bulunuyor yani. Ben de torrente geçtim o yüzden. Neyse bunlar hep bak çaresizlikler. Neyse dur şimdi konuya dönüyorum. Sen niye Blue TV abonelik gönderdi adam bir şey izlesin. Abi hayır bak bu ticari olarak yanlış bir hareket bence. Bak şurada adı yazıyor ya buraya logonuzu koyarız Blue TV. Aynen bak adamları şimdi eleştireceğim ama dur. Ha tamam yalan Blue TV yalan oldu kusura bakmayın. Kusura bakmayın artık seneye. Ticari bak yanlış bak bir şeye engelleyebiliyor bu adamlar. Korsanda bir şey bırakmıyor. Baya baya temizliyor. İki, şimdi ben atıyorum Blue TV'yi yeni keşfettim. Aa Masum var diye izleyeceğim. E benim Netflix aboneliğim var. E niye alayım ki anası? Yani işte kurtarmıyor abi o. Abi tamam kurtarmıyor olabilir ama yeni şey kazanmanı dönmüyor da engelliyor. Dönmüyor. Yani dükkan dönmüyor kirası. Abi dönmüyorsa o zaman işte diyeceğim ki ticari başarısızlık var. O zaman var. Sen yapım şirketine dön sat direkt yani. Yapar abi. Yapmıyor işte. Buraya yayınlamaya çalışıyor hala. Blue TV'de ben yayınlayacağım hayır, diye bunu gazlamaya çalışıyor. Blue TV'nin modelini mantıklı biliyorum. Yap iyi bir dizi. İlk bir kendi yayına kendin bir topla parsayı. Suyu çıkınca da bir sene sonra itele Netflix'e. Tamam böyle gide gide o zaman iki sene sonra hiç kimse kalmaz ki. Der ki ulan nasıl olsa Netflix'e satacak ben oraya para veriyorum. 6 ay sonra oradan izlerim yok lan be, diye. Yok be öyle bir şey değil ki. Millet şey bence yapacak. Ya abi. Niye Masum'un çıkışında her tarafa çıkarttılar şeylerini. Millet şey olacak böyle. Reklam basıyor bir de işte. Tamam. Abi saçma değil mi ya? Ne bileyim ama sen bana bak diyorsun. Grup ben... şirketi abi onu unutuyorsun. Yani Blue kim, TV Netflix şey olsa. Mi? Blue TV diyorum. Blue TV tamam. Grup şirketi. Doğuş'un mu Doğan'ın mı? Doğuş Doğan'ın. Tamam. Hatta herif... Arzuhan Doğan Yalçın'dan oğlu varmış şu an başında. Tamam. Abi, ben sana söyleyeyim abi. Bunlar grup olarak içlerinde bir streaming servis bulundurmaları bunların grup değerini arttırıyor. Bu kadar. Yani şey gibi abi çok pahalıdan tablo satın almak gibi yani anladın mı? Hani ama bir yandan da büyük operasyon var abi çok basit bir şey değil ya. Ya yani. Masraf gösteriyorlar uzatma işte. Hayda. Tamam abi sponsorla yaptıysak sen şey yapma çaktırma. Tamam hayır, tamam. Arada... Aa, tamam hayda. Oğlum desene ya. Ya ne alakası abi Blue TV tebrik ediyorum lan tamam. Allah Allah. Ya adam sen diyorsun ki iş olarak başarısızlık var. Ben de diyorum ki evet iş olarak başarısızlık var özellikle var. Yok var abi. Ya çünkü şöyle bir muhabbet de vardır bu arada. Hollywood'da da bir sürü büyük şirket başarısız olacak film yaptırır. Vergiden şeyi düşürmek için. Bir sürü, her sene çıkan bir sürü boktan film var ya. Masraf yazıyorlar abi onları zarar göstermek için. O zaman daha güzel bir konu var şimdi bak. Ben tamam. Buna bağlayacaktım. User. Hatta özür dilerim lafını biliyorum. Yani Amerikan şirketlerin Hollywood'un büyük Hollywood oyuncularıyla tuhaf şekilde Meksika'da, Peru'da falan yaptırdığı filmler var abi. Var onları biliyorum. Görüyorsun bak... böyle Peru filmi var. Diyorsun lan Allah Allah. Ama o film abi adam yapıyor zaten her yere satabilir. Bu platform olduğu için benim kafama takılan. Çünkü bu adamın amacı ne? Bence benzer bir durum var abi. Bak bu adamın amacı ne? User elde etmek değil mi? Yani biz mobil oyun da yapsan, bir app de yapsan. Ne bileyim şu an mesela Instagram'ı aldığında 30 milyon kullanıcısı varken. Şimdi 1 milyar, 2 milyar mı? 14 milyar mı? Kaç? Sonra artık tamam. Bıraktım sayıyı. Ama işte user acquisition'ı şu an Masum desteklemiyor artık onu söylüyorum. User acquisition için her sene bir büyük dizi yapıp. İçeriye i̇şte üye alıp... İşte bunu demek istiyorum. Sonra ne yapıyorsun? Yapacak işte. Ben de diyorum ki sen Masum'u da tut ama arttıracak hamleyi de yap. Sen şimdi Masum'u yapıyorsun. 6 ay sonra bir tane daha tırt bir şey yapıyorsun. Tabii ki adam gider zaten. Bunda hemfikiriz. Dur. Tam bu konunun oyun versiyonuyla alakalı bir şey söyleyeceğim ben. Ben de ona bağlayacağım. Ha. Fortnite'ı rakip görmesi konusuna yatıracaktım. Ha tamam şimdi. Hadi okey. Netflix'te bak bu user elde etme konusunda yani kullanıcı çekme konusunda artık...
İşin zaten kalitesini bıraktığını biliyoruz. Yani Netflix'in mi? Kaliteyle ilgilenmiyor. Netflix kaliteyi bıraktı tam diyemeyeceğim. Çünkü kendi ürettiği işlerde bu arada. Şöyle yaptı bence. Bazen hani kaliteyi düşürdü diyoruz ya. Ben şunu hissediyorum. Kaliteyi bazı işlerde düşürmedi ama kalitesiz çok iş yapmaya başladı. Ortalamaya vurduğunda bokum tırak bir şey oldu. Tamam. Evet. Ama, evet. Yani ama hani böyle hiç vasatlaştı diyelim o zaman. Yani. İyi bir şeyler çıkıyor galiba sanki. Ama bak aldıkları şeyler daha iyi. Satın aldığı şeyler daha iyi. Tabii canım. Kesinlikle daha tabii iyi. Kendi yaptığı işler düşük bütçeli hızlı çıkan. Hmm. Ve işte bu bizim rakibimiz Fortnite demesi de bence bunu destekliyor. Yani artık adam şeye gelmiş çünkü. Aa, benim derdim kullanıcı çekmek. Eğer benim tabanımda olan kullanıcı beni izlemek yerine Fortnite oynuyorsa o benim rakibimdir diyor. Bence Netflix büyük konuşmuş. Fortnite'ın rakibi Disney'in streaming kanalı. Kimse kusura bakmasın. Disney'in streaming kanalı habire Marvel karakterleriyle yeni dizi duyuruyor. Loki ile Scarlet Witch'in dizisi gelecek. Yok Thor'un dizisi gelecek. Netflix özür dilerim hiç boş yapmasın. Şimdi ha, bak, yanlış Netflix halka açık şirket. Anladın mı? Netflix tabii ki diyecek ki benim rakibim Fortnite falan. Ya he. Bu keşke. Da zaten konu teknik olarak zayıf olabilir. Ona katılıyorum. Hmm. Yani cidden rakip olmayabilir. Ama bakış açısı sıkıntı. Şimdi bak adam bu bakış açısına bakarken biz de şeyi konuşuyoruz ya. 3-4 hafta önce girişimcilik bilmem ne. Biri de gelip bize bayağı Türkiye'de girişimcilik çok gelişti abi. Siz anlamıyorsunuz demiş. Hmm. Biz hiç konuşmuyoruz. Bilmiyoruz ya biz hiç. Halbuki ben neyse anlatmayacağım. Hmm. Bununla kafaya yorarken Blue TV abi biz işte streaming yapacağız işte Digiturk bilmem ne oraya satıyoruz buraya katıyoruz. E ulan sen gidip satıyorsun şimdi bunu. Benim takıldığım esas nokta bu oldu. Bak hepsine katılıyorum. Kurtarmıyor olabilir. Ama bu vizyon bu değil abi. Yani bence bu vizyon değil. Sen yani, şey gibi düşünüyorsun. Girişimcilik kafasıysa bu vizyon bu olmamalı yani. Sen şey gibi düşünüyorsun. Sanki Blue TV kaliteli bir yayın platformu olmak için yola çıkmış gibi düşünüyorsun. Hı hı. Öyle olmalı diyorum. He. Öyle çıkıp çıkmadığını bilmiyorum. Okay, evet. Onu bilemem. Ha böyle çıktılarsa zaten saçmalık. Hmm. Ama bence öyle olmalıydı. Bana Blue TV biraz daha şey gibi geliyor. Abi Netflix girdi bu işe. Bu işte iyi para var. Öyleyse zaten neyse şey çok da şey yapmak istemiyorum. Biraz saçmaymış diyeyim. Hadi bence kibarcısı şey canım, yani. Kenarda para da var. Bizim oğlan da meraklı. Hadi kuralım. Sen kuralım biliyorsun şu play şu falan baskı var. Kanka çok güzel Hintli bir çocuk buldum. Acayip bir streaming yazıyor bana. Öyle öyle bir şey gibi geliyor bizim bana. Bizim üniversiteden Meksika'dan falan. Yani sağ olsunlar saydırdı Masum falan izledik yani bu arada. Hani bir şey demiyorum da. Yok da o kadar ciddiye alma abi bence. Yani Netflix'e geri döneceğim. Fortnite'ı kendine rakip görme konusunda. Bundan evet, bir 10 sene önce filandı. 10 sene önce değil 5 sene önce filandı. Nintendo açıklama yapmıştı. En büyük rakibimiz iPhone falan diye. Hani konsollarda kimi rakip görüyorsunuz diye adam iPhone demişti. Çünkü işte vizyonlu bir Nintendo şey. Handheld konsollarda çok güçlü ya. Millet iPhone'larda oyun oynadıkça millet Mario oynamak için şey almaz oldu. Zaten Nintendo olaydan 2 sene sonra bastı bütün oyunlarını iPhone'a çıkarttı. Ama yani burada da Nintendo'yu övmek durumundayım. Nintendo da Nintendo olduğu için Pokemon Go'yu çıkarttı iPhone'a. Domine etti ya sen neymişsin ya ben. Öküz gibi çıkardım. Gerçekten bazen Nintendo'ya şaşırıyorum ya. Böyle bir diyorsun ki bunlar çok eski kafalı aga falan diyorsun. Adamlar. Sonra herifler böyle işini iyi yapan esnaf lokantası gibi anladın mı? Hani böyle hep iyi yapıyorlar. Hani bakır işte. Kapta geliyor böyle ama ulan çok iyiymiş falan diyorsun yani böyle. Pokemon Go'yu bir çıkarttı. Millet hala çakmasını yapıyor yani. Oğlum ben darbe olduğu gün elimde telefonla aynen abi sahilde bisikletle aha Pokemon falan diye böyle gidiyordum. Tank geçiyor yanına. O arada böyle işte annem arıyor. Oğlum neredesin? Sahildeyim Pokemon avlıyorum falan dedim. Bu arada darbe değil kalkışma. Kalkıştılar evet o gün. Pardon daha kalkışma günü. No no. O gün telefonun adını değiştirdim. 15 Temmuz telefonu. Hayır o gün yakaladım Pokemon'ların adını. Pokemon'lar hepsi. 15 Temmuz. 15 Temmuz Pokemon'ı. Pikachu'su 15 Temmuz Squirtle'ı falan gibi değiştirmem gerekiyor. 15 Temmuz Squirtle'ı güzel oldu. Neyse. Ne diyecektim ha? Yani Netflix o yüzden Fortnite bence büyük konuşmuş. Seneye görelim bu işleri diyeceğim. Yani Disney... Abi peki ben... bu yol mu abi? Sen onu söyle bana. Ya bu bakış Arnold açısı doğru mu? Şimdi biz dizi filmi izlerken niye Fortnite'çıyla bir tutuluyoruz yani? Niye o zemine girdik? Bu adamlar neyin peşinde? Screen time bence. Yani şey değil. Ben şu açıdan kızmıyorum. Yani şu değil. Netflix 13 yaşındaki çocuğu oynuyor. Çünkü Fortnite 13 yaşında. Bence onu demek istemiş. Ben şunu demek istiyor. Mesela şimdi benden daha büyük yaşı olan arkadaşlarımla konuşuyorum. Herkes bir çocuk yaptı. 5-6 yaşlarında, 8-9, 12-13 yaşlarında çocuğu olan insanlarla konuşuyoruz toplantılarda filan da. Full millet şey, ay bizim oğlan alıyor eline iPad'i, ivizik zivizik sürekli Fortnite oynuyor. Sürekli Fortnite oynuyor. Arkadaşlarıyla Fortnite'ı yasakladım. Bütün annelerin, babaların gündeminde bu var. Fix değil mi? Klavyesini sakladım.
Ha, iPad'i saklıyorlar. iPad Abi doğru, yok, kim pardon. PC'den Doğru, oynuyor doğru. Allah aşkına? PC mi kaldı iPad'i yeni nesilde? saklıyorum diyor. Ben PC'ciler eski olarak kafaları antikayız kaldım. yani. Öyleyiz biraz. iPad'ini sakladım, iPad'ini sakladım. Ya şimdi şöyle, Netflix de mobil izlenmeyi çok önemseyen bir şirket. E şöyle oluyor, şimdi sen annenin babanın elinden iPad'i aldın. Kendin başladın Fortnite oynamaya. 6,5 saat odanda evrim geçirerek Fortnite oynuyorsun. Ben millet Netflix'i nereden izleyecek? Aslında milletin screen time'ını çalmış oluyorsun sen başka bir application'la. Herkesin benim gibi iki monitörü yok. Mesela ben Assassin's Creed Odyssey'i bu monitörde izlerken Punisher'ı burada izledim. Çok güzel Yayıncılar oldu. kazanıyor Tabii. İşte şu anda single screen var. Single screen space time kazanmaya çalışıyorlar benim anladığım. Öte yandan ikisi de halka açık şirket olduğu için çok büyük yorum yapamamakla birlikte. Yani dedin yani bu gidiş gidiş mi diye. Böyle bir şey var. Gerçekten Disney streaming servisini çıkarttığı noktada bu adam Star Wars'la, bu adam Marvel'la, bu adam yarın bir gün Fortnite'ın dizi haklarını da alır. Fortnite'ı da alır. Çünkü Fortnite'ı direkt I'm alıyorsun Disney bitch deyip ya. böyle hani Fortnite seri film basar böyle. Epic Games'in böyle Fort kapısından girip tabii. böyle Epic Games buyurun Allah. Taksi falan böyle abi biz onu yıllar Aa, falan. süper fikir de var. Fortnite 4'ten başlatırlar. Tabii lan Fortnite'la da Marvel Abi evrenini muhteşem. karşılaştıracaklar. Onu hatırlatıyorum Marvel Thanos evrenine. girmişti zaten. Tabii. Yani Bir de şunu Fortnite. hatırlatıyorum. Marvel evrenine henüz X-Men'ler girmedi. X-Men'lere de hakkını aldı bu adamlar. Ha, daha Ha var. tamam. Oh. Şimdi bir de Disney streaming servisini çıkartsın. Aklı varsa streaming servisine Disney oyunlarına bağlar abi. Disney'in bin tane böyle Marvel Future Fight, Marvel Forward Fight, Marvel Backward Fight, Marvel Artları Yanıklar falan Şöyle böyle. oynadığımız oyunlar değil mi? Ha, 8000 tane Bakmadan. oyunları var ya Hatta böyle. dokunmuyorsun bile. Basıyorsun oynuyor böyle Bağlayacaksın oyun. onları streaming servisi abi. Diyeceksin ki 100 adaya Kaptan Amerika bir adaya 100 Kaptan Amerika atlıyor abi. Hayatta kalan Kaptan Amerika kazanıyor diyeceksin tamam mı? Oynatacaksın. Böyle. Dizisi streaming servisimde, oyunu mobilimde. Ya Disney korkunç bir yere gidiyor abi. Netflix falan. Fortnite ya ben bir şey söyleyeceğim. Çocuğu olan bütün evlerde Netflix abonelikleri iptal edilip Disney olacak. Çok net ya. Senin cebinde 25 doların var abi. Evde de çocuk var. Çocuk sussun istiyorsun. Allah aşkına sus istiyorsun ya. Abi Sus çocuk o sus ya. zaten çok net bu arada ya. Netflix'i iptal Bak edip hemen Disney'e geçersin. Umurunda olmaz yani. Bak geri orada bakmaz. ama bak YouTube hala çok avantajlı çocuk konusunda. Çünkü bedava ve inanılmaz fazla içerik var. Evet ama bütün arkadaşları Tıslayan şey böyle tıslayan musluk sesinden osuran lamba bilmem nesine kadar. Bir basıyorsun çocuk böyle hipnotize oluyor Evet, onlar böyle çok çocuk ama onlar şey çocuk değil, orada. tutturabilen çocuk değil. Dünyada şey konuşulurken, çocuklarla alakalı pazarlama teknikleri konuşulurken insistence eğrisi var. Insistence şu. Çocuğun bana ne istiyorum 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 demesi pazarlamada Kudurunuzu. özellikle yapılmaya çalışılan bir şey. Yani bütün arkadaşları mesela Fortnite'ın birinci sezonunu Disney Streaming Channel'ında izlerken bu geri kalırsa herkes etrafında böyle la Ha. la 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 diye Tabii. dönüp böyle Aşağılarlar. aşağılarlar, tekme Ezikmişsin ha atarlar, dolabına falan. kilitlerler böyle fuck you Ne bitch demek falan derler böyle. oynamıyorsun lan Amerika çok Fortnite? korkunç bir yer. Neyse diyeceğim Netflix inşallah en büyük rakibim Fortnite olur kardeşim. İnşallah. Canım benim. Zaten bak tuhaflık orada. Yani Netflix'in elinde toplasan 3 tane 5 tane Marvel dizisi vardı. Onlar da gitti. E ulan sen dizi platformu ya da film platformu Niye öyle çıktığın diyorsun abi? Çok yolda kaliteli Marvel Sizi öldürdüler. var. Ciğerim Mesela ağrıyor. Punisher. Şuna bağlayacağım aslında konuyu. Aslında bak Disney'de doğru bir şey söyledim. Bak Disney bunu dese mantıklı. Çünkü Disney'in zaten oyunu da var. İkisi de var, yerisi de var. Abi Netflix'in tamamen Fortnite'ı ben rakip görüyorum demesi biraz geri zekalıca. Ya, tekrar söylediğim gibi Yani. yatırımcıya oynuyorlar. Abi yatırımcı oynasan Halka da açık şirket bunlar abi. yani oynasa bile yatırımcı açısından da yani lan ne diyor lan bu hırbo der. Satabilir de yani şeyini anladın mı? Yani aptal bir yatırımcıysa belki kalır bilmiyorum. Olabilir çünkü şey yani yatırımcı piyasasında oynamak çok farklı bir iş. Benim de çok hakim olmadığım bir iş ama geçen sene Disney'in streaming servisi Netflix'in hisselerini çok etkiledi. Tabii canım Disney'in o bir ara net. Amazon kadar değerli olup böyle hızla düşmeye Tabii. başladığı bir dünya vardı. Ondan sonra geri yukarı viraj yapamadılar. Yani bana şey çok geliyor. Disney her böyle ya bu arada bilmiyorum Darth Vader'ın da mı dizisi çıksa falan diye açıklamalar yaptıkça Netflix böyle ufak ufak böyle ciğeri eriyor böyle. Bana öyle geliyor en azından. Voodoo bebeğini yapmış değil mi orada? Star Wars Tabii. falan böyle saplıyor orada. Netflix Episode 4'ün remaster'ını mı yapsak acaba? Falan böyle Oha yani. direkt soktu böyle. Bu arada hiç boşa şey yapma yani boş boş bir şeyden bahsetmiyorum. CBS All Access diye bir şey çıktı ya bize hiç gelmedi.
Amerika'da CBS All Access'ini yani kendi streaming servisini, Netflix servisini sadece ve sadece Star Trek Discovery üstüne kurdu ve 1,5 milyon aboneye ulaştı ilk ayda. Tabii. Star Trek'çiler verdi parayı abi. Şimdi senin cebinde Star Wars'çular var. Adam dese ki Boba Fett dizisini dese streaming channel'da yayınlayacağım. Ben abone olurum. Yani ben çünkü Blue TV'ye abone unutmuş adamım abi. Olup onu da unutacağız. Disney'e mi abone olmayacağım yani? Bu arada tabii bak şimdi geek tarafından bakıyoruz biraz daha. Bir de bunun daha 90'larda çok tutmuş dizileri tarafı var. Orada da şöyle bir dünya var. Friends mesela. Friends'in hakları... Disney'de mi? Hayır değil. Onlar da Marvel Universe'e katılırsa çünkü. Ya Amerika'da çok bilinmiş bir şirkette de adı aklıma gelmiyor şu anda. Ve ABC. Şöyle bir şey varmış. ATN. AT&T falan olabilir abi bir USS, şey olabilir. Okay. Alakasız bir şey. Şey çok istiyor. Netflix çok istiyor almayı. Hatta işin içine Hulu da girmiş. Hulu demiş ki ben bir sezon için parayı basarım. Çünkü şöyle bir şey varmış. Bir sezon mu? Anlatıyorum. Şu anda elinde tutan şirket bittiği anda bir sezon başkasına satılsa bile dizi uzatma hakkı varmış elinde. Yani herif uzatma hakkı saklı. Yani sen mesela geldin Netflix aldın. 6 ay oynattın. Herif dedi ki ben uzatıyorum. Hadi strip diyorlar. Hep alıyorlar. Ve 100 milyon dolar tek sezon. Tek yıllık pardon. Ne? Ya bütün sezonlar tek yıllık 100 milyon dolarmış. Nasıl ya? Friends. Allah'ın Friends'i ya. Ya işte. Bir grup çocuk. Ya bir grup çocuk. Batı kadar... medeniyetinin çöküşünü hazırladılar. Bu Friends böyle bir dizi mi ya? He? Böyle bir dizi mi Friends? Evet, işte tutuyor demek ki. Sen izlemiştin var mı? Ben izledim. Full izledim. İki kere izledim. Bizim Cecio mesela ölüyor Frans diye. Frans böyle buradan buraya Frans dövmesi var kıllarının arasında. Yok o kadar dövme. Yani, dövmesi yok da Cecio'nun da yani. Böyle yaşı aşırı seviyor. Bölümleriyle falan biliyor. Ben de izledim canım. İki ben birinci sezondan ikinci sezona geçip böyle bu Hawaii Meteor Mother'ın eskisiymiş deyip saldım açıkçası. Şimdi of büyük linç gelecek. Öyle ama. Bu arada. Yo doğru. Ben de Hawaii Meteor Mother'a başlayıp bu Frans'ı da izledim ben bunu deyip kapatmıştım. Ha okey. Demek ki yakın mizah benziyor. Olduğu için birini izleyince diğeri biraz aynısı geliyor. Tabii canım. Geliyor, yani benzer. Ya şöyle diyeyim yani evet 90'lar dizisi olarak çok iyi. Ama şimdi açsan kimse izlemez diyorsun ama piyasa böyle bir yandan da. Ben küçük bir anımı anlatmak istiyorum. Çıldırarak burada. Alıyorlar yani. Küçük bir anımı anlatmak istiyorum. Anlat abi. Yıllarca anamla babamla yaşadıktan sonra işte iş kurdum, çalışıyorum. Kendi paramı kazanmaya başladım, işlere girdim, çıktım falan. Yalan. Sonra. Şeyde gibi hissettim kendimi. Sonra ayrıldım abi. Çıktım kendi evime tabii ki en sonunda. Böyle üst kat. Geniş canceli ama apartmanın en üst katı tamam mı? Evde de yalnızım ya. Aa hatırlıyorum senin evi. Ha, geziyorum donla. Güzeldi. Donla geziyorum bütün gün. Pişman adam. Full sadece don var altımda abi. Hava da sıcak. Klima da taktıramamışım. Daha... yani param var ama o kadar yok yani anladın mı? Full böyle donla geziyorum abi. O arka balkona gidiyorum. Ön balkona gidiyorum. Ön balkonda böyle bir teras var. Orada böyle oturuyorum. O teras çok iyiydi ama. Ha, çok iyi teras. Böyle oturuyorum falan. Ulan sonra Friends'in işte bir kısmı bölümlerini izleyeyim dedim. Orada böyle bunların karşı evinde böyle donla gezen bir tane adam var ya. Doğru lan. Lan dedim. O adam ben oldum lan dedim. Böyle canımdır yani. O çıplak geziyordu galiba. Çıplak mı geziyordu? Çıplak geziyordu. Ben donla geziyordum. Ama böyle hayatımda da böyle bir anım vardır. Ya. Friends'deki karşı pis komşu oldum kısa bir süre. Şu anda düzeltmedim bu arada. Sadece biraz daha tülleri falan çeker oldum yani zaten. Bence mantıklı. Ben de evde yani geziyordum. Bizde teras yok. Fakirlik işte. Benim de çok kötü de ev. Sırf terası vardı. Bakma. Yok lan güzeldi ev. İçi çok süper değil ama güzeldi. Neyse özetle abi kapatacaksak konuyu. Yani diyeceğim işin bu tarafı da var. Hani Netflix bence burada aptalca bir laf etmiş ki sen de öyle düşünüyorsun. Ama Disney tarafı eğer oyunlara bağlayacaksa bence bir noktadan sonra şey artık bizim izleyeceğimiz şeylerin kalitesi artık vasatın da dibine inecek bence. Çok da üstünü göremeyeceğiz. Ya görevini yapsın. Senede 3 tane dizi yapsın. Bunlar geçenlerde bir dizi yaptılar. Biz çok beğendik. Neydi ya? Neydi? Neydi? Çünkü öyle bir dizi yaptılar. O kadar aklıma geldi. Titans. Yok yok. Var. Aa, bir şeyler var. Yani ben... Bir şeyler var. Ne var? Altered Carbon'u hatırlıyorum. İyi dizi. Ha. Altered var. Chat yazın. Manhunt. Manhunt onların mı? Manhunt mı? Ya bilmiyorum. Üstte Netflix yazıyor. Unabomber. Mindhunters bir şey. Ha Netflix'e olarak mı diyorsun sen? Tabii ya Netflix'te iyi diziler de izliyoruz ya. Yani. Disney'e gitti zaten ama onlar yok. onun direkt birebir yapımları değil onlar. Değil mi? Hiçbiri mi değil? Onlar hep satın almadı. Altered Carbon da mı değil ya? Altered onların. Altered Carbon onların. Altered onların diğerleri değil diye biliyorum. Haunting of the Hill House diyorlar bak evet. Ha, o var evet. Extra Ozark onların. Ozark'ı ben bir bölüm izledim. Ben de iki bölüm izledim ben de. Sonra olmadı o. Evet. Dark diyenler var.
Papel de direkt onların değil diye biliyorum ya. İspanya'dan aldılar onu. Tabii, İspanya başka birinin yapımı o da. Ama sonra yapımını almışlar bu arada. Sonra Biliyorsun aldılar iki ama. çizim falan Sonra kendileri aldılar. yaptırdılar yani. Aynen. Sonradan aldılar. Neyse okey yani Netflix senede 3-4 tane önümüze iyi dizi atarsa bence streaming kalitesi çok iyi çünkü. Sporda falan ben açıyorum önüme. Gırıl gırıl akıyor dandik internette. Geçen oturdum Takılıyorum bütün diyorsun. Godzilla'ları izledim. Yani Netflix şu an kıymetini kaybetti ama vakit geçirmelik olarak çok iyi bir yerde. Ki bence kendini bundan sonra orada tutacaklar. Valla benim sevindiğim konu şu oldu. Kubrick filmleri var şu anda en azından açıp Ya bir de izleyebiliyorum Netflix hala. şeyden çok darbeydi abi. En iyi dizilerinin başrolü tuhaf bir adam çıktı ya. Ha Yani evet büyük ya. darbe. Yani adamın Doğru. en ciddi yatırımıydı Aynen. gerçekten. Bu ara bak çok ciddi bu Adamın hala arada. logosunun sesi Kevin Ben Spacey'nin el olsam dava tatlatması. açarım lan. Açılmıştır belki de bilmiyorum. Takip etmedim Ben de. olsam vurdurturum. Tabii canım. Ben olsam bütün dizilerini Blue TV'ye satarım. İyice Sana öyle pis bir şey yapacağız ki. saçma. Seni Blue TV'ye satacağız. Hayır. Hayır satmayın. No. Lütfen yapmayın. O kadar da olmasın ya. O kadar yapmayın. Blue TV'de çok ezdik ama. Yok, Blue TV ezmek için değil. Ben stratejik hata yaptıklarını düşünmüyorum hala yani. Neyse artık yapacak bir şey yok. Okay. Konular... Ya bir konu daha var. Bilmiyorum konuşmak ister misin? Michael Jackson'ın filmi. Ha, bilmiyorum hiç. Ben de bilmiyordum. Geçen gün gördüm. Living Neverland. Sundance Film Festivali'nde gösterilmiş. Ve izleyenler demiş ki oha bu herif harbiden çocuk istismarcısı. Baya böyle ciddi filmin içinde kanıtlar varmış. Öyle diyorlar. Baya şok içinde çıkmış izleyenler. Abi valla o çok tuhaf bir konu. Hiç araştırmışlığın var mı senin o konuyu? Abi ben bir kısmı çok komploydu ilk çıktığı dönemler. Çok üstü kapalıydı. Sonradan ciddi bir kanıt dosyası olduğu konuşuldu. Onu okudum. Çok ciddi sonrasında zaten ama adam öldüğü için artık çok şey olmadı da. Ciddi kanıtlar olduğunu okudum. Ama yani çok da ben Michael Jackson hayranı değil olmadığım için çok da takip etmedim sonrasında. Ben de Ölünce de muhtemelen üstünü işte kapatmaya abi çalıştılar. öldükten sonra çok konuşuldu. Ben o aralar bir böyle komplo teorilerine meraklı bir insan olarak ona da bir ara bir daldım. Bayağı bir araştırdım. Ama net bir şey bulabildim. Yani çok net bir şey yoktu benim Yani net bir şey hatırladığım. yok ama işte tacizcinin söylediği şeye inanacak sanki ki adalet Ya tabii sistemi şu an canım. Amerika'da öyle çalışıyor. Birkaç Yo kişi ben şeyden ve diyorum. ailelerini Komplo çatısı altında çok tıkandı. Hani şeye ikna edemediler. Biraz ben evet. manipülasyon olduğunu düşünüyorum. Ondan net bir şey yoktu Yani sanki. abi işte Yoksa... bilemiyorsun hiç. Gerçekten ben mesela eskiden yok ya öyle bir şey yapmaz Michael Jackson falan diyordum. Şimdi geçen yıllar içerisinde neler neler ortaya çıkınca Ya, tabii böyle canım. Ya yani şey çok falan bariz bu diyorsun. arada. Ya çocuklar gidip birebir anlatmışlar ya. Bilmem neresindeki bene, şurasında bu var diye kadar anlatmışlar yani. Tabii. Oha. Yani çok tuhaf bir detay vereceğim sana. Macaulay Culkin orada yaşamış birkaç ay. Home Aa, onu Alone'dan bilmiyordum işte evde tek başına filminden sonra bir dönem orada yaşamış. Yani adamın şöyle bir şey var abi. Kendisine ait bir arazisi olduğu. O arazisinin içerisinde roller coaster'lar, eğlence parkı olduğu. Çok büyük bir yatak odası olduğu. O yatak odasında böyle bir sürü yatak ve bir tane çok büyük yatak. Ve orada bir sürü çocukla sarılarak yattı. Öte yandan da ama Michael Jackson'ın da hasta bir herif olduğu ama şöyle bir hasta. Yani tam yetişkinliğini yaşayamamış gibi bir herif ya. Yani şöyle düşünüyorum. Bir noktadan bakınca evet kaç yaşında bir adam bir sürü çocukla yan yana yatıyor. Öbür taraftan oraya giden çocuklar falan da abimiz gibiydi işte beraber sarıldık yattık falan diyorlar. Böyle biraz creepy shit. Öte yandan da insanın aklına şu geliyor lan diyorsun. Ya herif akıl sağlığı olmayan bir herif olduğu için hani böyle çocuk adam gibi böyle anladın mı? Al Ha, bakalım çocuk anladım. adam. Michael Jackson. Limonist. Çiğ köfteci araba var değil mi? Ali Usta falan Ali Usta falan Michael Jackson'ın yanında yetişmiş Çocuk böyle limon bahçesinden koparıyor değil mi? Arkada tarlada koparıyor Limon ister misin çocuk adam? En iyi bulgur bizde bulunur. Böyle yapıyor. Limon ister misin çocuk adam? Limon istemiyorsun geri aldım çocuk adam. Neyse Nar yani ekşisini Adana'dan getirtmiştim Michael bu Jackson. talihsiz şaka bir yana Oh gerçekten abi be. yani Michael Jackson'daki bunu anlatanların çoğu şeyi söylüyor. Michael Jackson hani akıl sağlığının belli bir sıkıntıda olduğunu hani kendisine ya işte Abi eski karısı falan zaten şey diyor o abi. bebeği sallaması falan o İşte hikayeler evet o yani eski karısı falan şey sağlıklı diyor değil. abi hani seks hayatımız bir tuhaftı anladın mı? Hani böyle bir erkekle değil de kardeşimmiş gibiydim falan filan diyor. Ya yani böyle adam herhalde bir sıkıntısı olmuş bir yaşında kalmış.
O yaşında kaldığı için de böyle çocuklarla Neverland'de yaşayayım falan gibi sapıtmış. Ha bilmiyorum. Taciz etmiş midir etmemiş midir? Gerçekten bilmiyorum. İşte bu filmde Bir film kanıtları çıkınca olduğu izleriz. söyleniyor. Yani filmde kanıt nasıl oluyor? Bayağı herhalde görüntü var o zaman. Ben onu anlıyorum Yok ya, çok ikna edici bir şekilde havada bırakıyordur yani. yani. Yani dediğim burada şey. Valla merak ediyorum bu arada. Çünkü ben de konuyu incelemiştim. Ve gerçekten şeyin arasında kaldım. Yani Michael Jackson çok tuhaf hareketleri olan bir herif ya. Şey gibi değil. Yani Predator diyeceğim. Yani böyle hani anladın mı, çocukları Ha alayım da anladım. ben Ya böyle bir şey yapayım falan. tabii. Çok daha düzgün gözükür, imajına dikkat eder. Hani böyle yokçum ne alaka? Hani böyle bir herif değil abi, zaten ortalıklarda gözükmeyip böyle çocuğunu camdan sallayan bir herif olduğu için adamın akıl sıkıntısı oldu belli. Bu negatif bir şeye mi dönüşmüş yoksa böyle zararsız bir şeyde mi kalmış? Vallahi onu yaşayanlar biliyor. İşte inşallah çıkar izleriz yani. Tamam bakalım ben de merak ediyorum. Çocuk adam da çok kötü oldu ama demin. Çok ilginç oldu yani. yayınlayacakmış bu arada filmi artık. Biz de torrentten izleriz, HBO burada olmadığı için. Okey konular bitti o zaman dizilere geçelim Geçelim istersen. çocuk adam. Çocuk Punisher. Punisher'dan başlayalım Titans'tan mı? Punisher'dan konuşalım ya. Abi Punisher. Abi ben Punisher'ın 5. bölümünde kaldım. İlk 5 bölümlük deneyimimi sana anlatıyorum. Sen gerisini anlat Tamam, sen bana. anlat. Ben çok kötü konuşacağım çünkü Tamam. hakkında. Şimdi Yani... ilk 5 bölümünde Punisher'ın bar kavgası çıkıyor. Bir karakola gidiyorlar. O karakolla saldıranları Punisher vuruyor. Bir de çok yakışıklı bir çocuk var. Niyeyse herkes buna çirkinmiş gibi davranıyor. O da hapisten kaçıyor, bu kadar. Benim 5 bölümde, 5 koca bölümde gördüğüm şeyler Punisher'da bu kadar. Yani 5 bölümde nasıl hiçbir şey anlat bu kadar? Bu kadar bu, yani bu böyle boş mu devam ediyor abi? Hiçbir şey olmuyor lan dizide. Oğlum yemin ediyorum bulsaydım, vaktim olsaydı Kadıköy'e falan inip şu şey şaka yaraları var ya. Ha. Onlardan alıp şöyle yapıştırıp gelecektim. Abi Jigsaw oldum abi falan diye. Ha. Yani o ne oğlum? Bir de şey bak diyor. Ay çok korkunç olmuşsun dedi. Dalga mı geçiyorlar oğlum bunlar Oğlum acaba? adam daha yakışıklı olmuş lan Evet. bence. Karizmatik zaten Şey oğlum. gelmiş yüzüne, bir çizgi gelmiş. İlk sezon çünkü böyle oğlan gibiydi, habire böyle diye Ha. geziyordu. Paça falan gelince böyle daha Daha bir eğit de falan olmuş adamın böyle. dibi. Ha, adamın dibiyiz falan olmuş. Hatta bir yerde bir çocuk geliyor böyle. Ne oldu, çok çirkinsin falan diyor. Lan bunun neresi çirkin? Tamam yani biraz paça falan var yüzünde de. Abi korkmazsın ama. Köpek saldırmış kadar var yani, hani Yani böyle. Elephant Man izlemiş insanlarız biz. Elephant Man Yani. olması lazım öyle bir korkuya düşman için. Aa bu ne Allah kahretsin falan demen Punisher'ın lazım. filmlerinden bir tanesini hatırlamıyorum. Bir tane Jigsaw vardı. Allah affetsin. Aa. Böyle bir herifti yani. Abi çok Abi öyle kötüydü. olması lazım zaten. Çizgi romanlarda da benim bildiğim bir gözü büyük, yüzü Tabii. akık, Şöyle burası akık yaralı şey falan, var. pis bir herif yani. Abi bak hani şey de hiç değilim. Çizgi roman referansına hiç değilim de. Yani beni korkutacak bir yüz yok orada. Ha, kim korkar abi o yüzden? Ne kadar aptalca bir karar bu yani. Kim verdi bu kararı? Adam mı dedi acaba? Abi beni çok kötü göstermeyin falan mı dedi acaba? Abi Anlamadım bence ki. öyle olmuş. Çünkü çocuk yakışıklı bir aktör olarak biliniyor ya zaten. Böyle genç kızlar falan da O da beğeniyor. yüzüm gözüksün istemiş de Bence olabilir aktör belki. istememiş. Yapımcı şirket kendi karar vermişler. Bir tane hani, Ha. çünkü Berental Tal çok yakışıklı bir adam değil. Anladın mı? Hani Aa, ayıp lan ya şimdi. ben dedim ki hani tamam, karizma adam da Sempatik. Ha, sempatik sempatik. yani, ama çocuk da yakışıklı. Şimdi yakışıklı bir tane adam var dizide. Ona da böyle bücüş yaparsak izlenme düşer. Genç kızlar da izliyor falan olmuşlar bence. Gerçekten bak yani. O zaman değiştirselermiş be abi. Yani başka türlü gösterselermiş ne bileyim yani. Hiç Jigsaw'a girmeselermiş o zaman. Çok saçma yani. Yani öyle mi çıkıyor çocuğun yüzü? Ben artık çünkü şeyden şüphelendim. Hani gerçekten çok çirkin bir suratı var. Bu böyle plastik maske falan değil mi? Çocuğun suratı o mu gerçekten? O abi yani böyle üç tane yara var. İki tane şurada var. Bir tane de şurada var. Bir de o yaralar da şu anki teknolojiyle bile şuradaki köşedeki hastaneye gitsen estetik dikiş atıyorlar. Vallahi atıyorlar ya. Ben yardım iki kere biliyorum yani. Maçta bir kere şöyle yarıldı, bir kere burası yarıldı. Bak hiç iz var mı? Yok. Ya yani izi geçtim. Pudrayla kapatırsın ya onları. Ya. Ne olacak? Sokağa yani, Allah affetsin, öyle bir yaran oldu. İnşallah olmaz. Buraya böyle o şeyler var ya, Ajda Pekkan bacağına sıkıyordu sprey. Hayır. Onu böyle alacaksın, bele süreceksin. Tamam abi, günlük hayatına devam edersin. Yani ben çünkü bildiğim Jigsaw'un böyle yüzünün darmadağın olması böyle Punisher'a karşı öfkesinin en büyük sebebi falan. Tabii Çünkü canım. bir Motivasyonun ana önceki sezonda kaynağı. aldı çocuğun kafasını böyle cayır cayır böyle camlara sürttü böyle. Rendeledi lan adamı. Parmesan Falan gibi diye sesler çıktı. rendeledi Ben herif dedim herhalde Dark Knight'taki böyle Two-Face'den beter bir şey göreceğiz yani falan. Aa, yakışıklı çocuk çıktı yani Karizma. baya. Çok hırslıyım suratıma dikiş atarken estetik atmadılar Allah Tam böyle nasıl kahretsin. olmuş çocuğun tipi biliyor musun? Dokunma Burcu. Senin için girdim bu kavgaya. Ay Ekrem, senin için girdim. Falan. Param var gel estetik dikiş Allah kahretsin, kötü çocuk çıktı herif yani.
Ve ilk 5 bölümündeyim bu arada yani de. Ya bende daha henüz Russo bir harekete geçmemişti. Şeyle uğraşıyordu. Kötü peder. İkinci en kötü karar. Hatta bence bak Jigsaw'dan daha kötü bir karar. Sıfırdan, bak sıfırdan villain yaratılmasına çok okey. Kötü İyilerini peder gördüm. Nazi yalnız değil mi? Eski Nazi lütfen. Ha doğru. Böyle şey değil. Kaliteli Nazi. Nasıl oluyorsa. Dindar olunca hemen kalite artıyor herhalde. Evladım. Yani bak, villain yaratılabilir. Ben hiç itiraz etmem. Hiç öyle bir şeyim yok. Muhafazakarlığım yok. Abi çizgi romanda bu vardı olsun. Hiç dert değil. Ama abi yani gidip de olabilecek villain yaratacağız. Ne yapalım? Donup baksın. Ne yapalım? Dindar olsun. Evet, Ne çok klişe bir yapalım? adam. Mafyadan kaçmış olsun. Abi tamam hadi klişe de yaptı. Artık klişenin üstüne şey dökme ya. Yani ne Yalan olmasın yapıyorsun ben bir ara ki? dedim herhalde Çukur'u izliyorum. Bizim Aa, Türk dizilerinde evet. böyle şey vardır ya. Abi kötü adam yapacağız nasıl olsun? Abi Kurtlar bir kere Vadisi full psikopat böyle olsun. işliyor. Full Tabii. hani psikopat olunca hemen çünkü böyle geliyor. İşte çocuklarım varmış. Söyle bakalım Allah'ım için sana dua edeceğim. Var mı benim? Öyle mi? Bir de böyle falan yapsa inşallah. Bu ne kadar klişe bir kötü. Şöyle. Yani şöyle. Herifin mafyadan kaçmış Nazi işte peder olması orijinal gibi geliyor ama karakter sürekli aynı adam oynuyormuş gibi bütün bu kötü Evet. adamları yani. Ve hiçbir şey yok. Bir progresif şey yok, anladın mı? Hep aynı tonda, aynı şekilde hareket ediyor ve şey var hep. Tamam, bu adam psikopat. Yani Psikopat. Punisher var lan dizide. Ben... Sikeyim onun Ya abi ben zaten bak şunu psikopatlığını. anlamıyorum. Şimdi ilk sezon biz ilk sezon Punisher dizisini beğenen çok olmuştu. Ben açıkçası dizi olarak iyiydi ama Punisher dizisi değildi dedim hep. Ben de o Çünkü fikirdeydim Punisher'ın bir zaten. çizgi Çok romanını oku. Ya Max serisi. Bak öneriyorum. Punisher Max. Okuyun. yani Punisher'ın çizgi romanını oku. İçinin yanının yağları eriyor ya. Punisher müthiş bir şey ya. Punisher yani gerçekten sinirli bir günündeysen, dünyaya öfkeliysen ihtiyacın olan bir kahraman Tamam ya. canım. Anladın Hiç. mı? Punisher Max okurken şöyle oluyorsun böyle. Oh be. Aa, ne güzel geldi. Pamuk gibi oldum deyip kapatıp yatıyorsun. Tabii. Yani o şimdi çizgi roman özür dilerim. Bu arada Daredevil'daki Punisher'da Punisher Punisher'dı. Evet. Çok komik. Ha, Yani işte sen bitir oradan bir şeye Daredevil'ın bağlayacağım. ikinci sezondaki Punisher. Oğlum Punisher. Üf çok iyi yapmışlar falan. Ayrı dizisi geliyor falan deyince dedik iyi tamam Daredevil çıkacak işin içinden. Zaten kıl oluyorum Daredevil'a. Avutacaklar Allah izin verse de iki yumruk atsam falan. Git. Sen kimsin? Elimiz ekmek Ha işte gönder Punisher dedim. Punisher bir geldi. Ah ulan koca ilk sezon aynı hikaye. Kimseye bulaşmak istemiyorum ama işte hep dünya üstüme geliyor. Hep dünya üstüme Soğuk geliyor. soğuk terler akıyor Ay şuradan biliyor ay. musun? Ya ben de Kolonya zannediyorum yok mu ki. kolonya? Çünkü abi herif Daredevil'ın ikinci sezonda öyle bir yerde kaçmıştı ki. Anladın mı böyle? Tamam dedim ya bu artık buradan başlayacak hani. Giyecek tişörtünü hemen lap 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 vurmaya başlayacak. Yok 5 sezon bir tane Antin Kuntin yancısını kovalıyor. 3 sezon bilmem nenin çavuşunu kovalıyor. 2 bölüm eski arkadaşını kovalıyor. Ya sal ya. Ver şu adama bir tane ağır namlulu tüfek. Bir, iki tane Punisher izleyelim ya. Dağılsın. Abi Daredevil'ın ikinci sezonun ilk sahnesi Punisher'ın bir İrlandalı çeteyi infaz etmesi ya. Ya Punisher'ın ortalama bir bölümü böyle geçmeli abi. Hiç mi Punisher okumadınız Sonra arkadaş? hapisteki dayağı, Fisk'le Ne onlar kapışması, ne hepsi güzeldi yani. yani. Bak burada da ilk bölüm o bir tane böyle tuvalette bir kavgaları var ya o iyi gibiydi. O kadar Ama zaten. sonra hep İleride hiçbir böyle şey yok konu ha. şeye geliyor hep yani. Ha bir de Rusları dövüyor Biraz ileride. Punisher'dan çok Wolverine'e benziyor bazı şeylerinde. Wolverine'in çünkü böyle mutantlarını belli etmeyeyim, halkın arasına karışayım halleri vardır ya bazen. Sonra Logan gelir galiba. bela onu Evet. bulur. Aynen. Böyle çizgi romanlarında çok klişe bir huktur bu. Aynen. Yani bence çoğu çizgi romanda Punisher'ı çok yani şöyle söyleyeceğim. Benim okuduğum Punisher, ben çizgi roman muhafazakarlığından geliyorum şu an. Sen çok sevmiyorsun onu biliyorum. Yani dizi olarak da kötü ama karakterin bari hakkını verin. Benim okuduğum Punisher proaktif bir herif abi. Yani araştırıyor, rotalarını tespit ediyor, kızının Plan çocuğunun yapar. yerini öğreniyor. Bilmem nereye bomba koyuyor, öbürünün göğsünden vuruyor, belikinin bacağını bıçak Ya bir saplıyor. şey diyeceğim Bilmem ne sana. yapmazsan seni bitiririm Onu diyor. çizgi romansız verebileceğim bir referans var. İşte Daredevil'daki girişi. Evet. Verdi orada. Aynen. Planlı. Evet. Delirmiş. Evet. Amacı olan bir adam. Punisher Hiç işte. gitmeye bile gerek yok Ha, çizgi okey. romanda. Daredevil'daki Punisher Ha. Punisher'dı. Şimdi ilk sezonda Punisher Punisher değildi zaten. Böyle atanamamış bir karakterdi. Hep bize bela bizi buluyor falan. Tamam sonda yine o delirdi büyük Punisher olacak aga falan diyorsun. İkinci sezonun başına bir geliyorsun. Ha ben kendi halimde takılıyorum ki bela geliyor beni belli. Ya Bir de kardeşim. minibüsü koymuşlar. Ulan dedim minibüste kesin ağır silahlar var falan. Açtı bir tane tabanca çıkar. Punisher Light ya. Yani Tapançam şey gibi yani böyle o, var dedemden hani kaldım böyle falan. şey ortamlarda çok hızlı sarhoş olmayayım diye böyle gazozlu biralar vardır ya abi anladın mı? Hani Şey, böyle anladın neydi? mı? Marka vermeyeceğim de. Cider, Yani, Cider'ın alkolü iyidir. Neyse.
Ama böyle anladın mı yani? Hafiftir ama yani. Erkek arasında hatta kız birası falan diye muhabbeti dönüyor. Punisher baya işte falan gibi bir dizi olmuş. Ne abi ne, hadi iki tane tamam döv vur öldür ya. Çok kötü bir açıklama var bununla ilgili, biliyor musun? Ne? Yapımcısı mı yazarı mı ne, biri şey demiş. Biz çok fan servisi yapmak istemedik ama en sonuna da, en sonu söyleyebilirim spoiler değil. After scene mi ne var bir tane. Fan servisi yapmak istedik demiş. Bir tane yere giriyor böyle hangar gibi. Böyle çoluk çocuk çetesini ateş ediyor. Diye. Bu kadar mı? Bu abi. Bunu da fan servisi yapmak istemedik. Hadi sonra da ekleyelim diye yapmışlar. Ulan sen koca Daredevil. Daredevil 2'ydi. Bak yazarına baktım, açtım. Defenders'ı yazan abiler yazmış birkaç bölümünü. Birkaç bölümünü de Daredevil'ın kendi yazarları yazmış. Bak Defenders'te ben şey demiştim. Defenders'ın tamamını at. Bir saatlik bir film çıkar içinden. Çok güzel film çıkar. Geri kalan çöp. Bak bunda 13 bölümün hepsini at. Ortaya 5 dakika bile çıkmıyor. Ay 13 bölüm mü bu bir de? Evet abi. Bitmek bilmiyor. İlk sezon da böyleydi. Bitmek bilmiyor yani. Ve hiçbir şey olmuyor. Orada gidiyor dayak yiyor. Biraz da gidiyor burada dayak yiyor. Bir tane Rusları dövüyor. Ki o bile bak ne hapishanedeki dövüşle kapışabilir. Ne diğer o çatışma sahneleriyle kapışabilir. Hiçbiriyle kapışamaz. Ya bir de bir şey söyleyeceğim. Yani çizgi romandaki ya da Daredevil'daki adamın hep gölgesi halinde. Ve bu şu açıdan beni çok rahatsız ediyor. Yok işte elinden mi vuruluyor? Bir şey oluyor böyle. Kıçından vuruluyor bir şey oluyor. Tamam bize bir şey olmaz. Bak tamam hastaneye gitmeyelim. Hastaneye gitmeyelim muram. Oğlum bütün ya. Sezon bufflıyorlar herifi işte. Elinden vur, kıçından vur. Yoksa herkesi öldürür. Bırak öldürsün zaten. Frank Castle değil Memati'yi izlediğimize ben kanaat getirdim bir noktadan sonra. Çünkü Türk dizilerinde böyle cezalandırıcı gibi karakter yapıp bir türlü yapamazlar ya. Ya bir böyle Memati hali var. Yani ha bir erkeklik ha bir erkeklik de. Ya kardeşim Punisher ben... Ya diğer eventlerin içerisinde okuduğumda ya da kendi çok da okuduğum bir karakter değil ama hani böyle birkaç serisinin eventini okudum. Punisher dediğim gibi tekrar diyorum. Proaktif. Yani böyle şey bir karakter değil. Buraya mermi yer. Bırak mermi kalsın falan. Ya, abi iyi durdu ben. Ya bunun erkeklik yapam yani bu mermi kalması çok klişe bir klasik aksiyon karakteri erkekliğidir ya. Bunun erkeklik yapan bir adam değil Punisher. Punisher burasına mermi yer. Umurunda da değil. Bu kolunun burasına bıçak sıkıştırır. Buraya bir tane daha alır. Tabii canım. Sıka sıka gider. Bu ne? Bu evde şey yiyorlar karşılıklı. Benim en son bıraktığım bölüm oydu. Bu buna kart oyunları yiyor böyle. Hep beraber müsli yiyorlar. İleride çocukla gezmeye başlıyorlar. New York'a falan geldin değil mi? New York'a gittin. New York'a işte geldiler. Şey, Romani'nin evinde neyse kızın ismi. Madani. Yani Medani'nin evinde Medani, duruyorlar. Medeni birisi. Öyle müsli yiyip öyle muhabbet ediyorlar falan. Ya işte öyle. Punish some people ya. Yani, apartman güzelmiş. Hayır ya ben gerçekten anlamıyorum. Ya siz Defenders dizisini yaptınız. Ya Luke Cage'i bile Daredevil, özür dilerim, Punisher'dan iyi yaptınız. Luke Cage, evet abi, mahallesindeki problemleri çözen, mermi geçirmeyen bir genç. Adam mesela bu temel konseptini kendi dizisinde yapıyor. Beğen beğenme. Ya Daredevil yaptınız. Punisher'ı Daredevil'ın içinde yaptınız. Punisher'ı ki yani bir şey söyleyeceğim. Punisher dizisi yapmak o kadar kolay ki bu arada. Abi evet, yayından önce bunu konuştuk. Yemin yani. Ederim çok kolay. Bir tane deniyor, giydir siyah tişörtü. Üstüne beyaz kuru kafa. Al abi M13. Eyvallah abi. Tok 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 tok. Tabii canım kanlar aksın. Bir kişinin alacak kafasını böyle cama sokacak. Birine matkapla girecek. Abi cama sokunca suratı kesiliyor adamdan. Ben burada çizik kalıyorum. Bitti Punisher dizisi tamam ya. Ya tamam sen de felsefe yapma arkadaş, zaten felsefe de yapamamışsın. Ama hiçbir şey de yapmamışsın. Ya bak ya. Zaten ilk sezonda post travmatik askerlik şeyine girdin tamam mı? Eyvallah. Bunu biz aldık. Diyelim ki satın aldık. İkinci sezonda hala diyorsun ki abi adam post travmatik uyanış bilmem ne, bak hadi çözümleme yapayım diye baksan 3-4 tane maddede işte uyanış keşfetme bilmem ne diye girsem hiçbiri de olmuyor, anladın mı? Ve şöyle oluyor bak, Punisher çok ciddi bir motivasyonu var. Ailesini öldürdü ve ailesi öldüren adamı biliyor. Buna rağmen bir çocuk bunu ikna ediyor. Üstüne de sonda spoiler vermeyeyim hadi. Hiç almayacağı hayatta yani bak bunu şeyden diyorum. Çizgi romandan falan değil. İlk sezon Daredevil'da başlayan Punisher. Netflix orijininden dolayı diyorum. Hayatta almayacağı bir karar alıyor. Russo'yu hayatta bırakıyor. Evet. Yani ama o çok belli değil mi? Ben bak 5. bölümdeyim. Daha 5. bölümden herkes şey demeye başladı buna. Frank, Rusto'nun keşke beynine bir tane sıksaydın Murom. Murom keşke Rusto'nun beynine sıksaydın falan. Orada da açıklaması şu. Ama o değildi. Başka biri gibiydi. Falan diyor böyle. Ah.
Neyse. Yani sonunda tabii bir şeyler yapıyor. Yani anlatmayacağım orasını da. M13'müş, M16'ymış. Neyse ne işte, Allah Allah. Biz de silahları ezber bilmiyoruz. Chat'te bunlar da ona takılmış. M13 ne abi, M16'dır falan diyorlar. Arkadaşlar ben telif olmasın diye M13 dedim. Biraz kafa. Ha bir de bak Netflix. Ha, aynı ekibin Witcher dizisini yazıyor olmasına ne diyorsun? Abi yara izine döner miyiz orada da acaba? Vallahi ya yani of. O kadar dalga geçtik. Harbiden o konuya dönüp oradan girmesinler ya, konu nereye gelecek biliyor musun? Geralt falan böyle olacak mesela. Kasabaya böyle yaratık saldırmış. Video böyle yaratıkla konuşuyor. 1982 senesinde Afganistan'daydım. Harbi mi abi? Ben de işte Biz Kudüs'teyim. Afgan Witcher'ıyız. Topraktan yetişiyoruz. Kardeşim içelim içmeyelim. Ha içelim içmeyelim. Tok tok tok. Geralt omzun yaralanmış. Olsun abi kalsın. Burada kılıç da geziyor ama değil mi böyle? Uzun böyle geniş İnşallah böyle. Witcher'ı okuyup yazıyorlardır diyeceğim ama Punisher'ı okuyarak yazdıkları Punisher buysa, Defenders'ı da okuyup yazdıkları Defenders oysa, Witcher'dan çıkacak olan yani Witcher diyeceğim yani, anladın mı? Bunlardan Witch bile çıkamaz yani, anladın mı? Çok belli ya Abi bunlar. Witch'li bir şey izleyeceksiniz, Suspiria izleyin daha güzel. Bunların ben tanımını koyuyorum abi. Bunlar dişli hikaye yazamıyorlar. Dişli hikayeden kastım ne? İnsanı ısıran, o ne oldu lan Abi öyle çok daha dedirten. güzel. Vay babayın dedirten. Bir Yani tek bir de Daredevil ikinci sezon belki biraz abi böyle işte. yani iktidarsız hikayeler yazıyorlar, böyle kısırlaştırılmış, anladın mı? Yani artık iş görmüyor yani, böyle falan takılıyor Testisler yanda. alınmış yani. Testisler alınmış kediler gibi böyle yanda Yumurtalıklar oturan almış. hikayeler yazıyorlar. Ya kardeşim o zaman tamam. Yani böyle hikaye de lazım. Gossip Girl yaz abi. Punisher'a sen niye gireceksin? Yani ha, Punisher'la alakalı şöyle bir durum olduğundan da şüphem var bu arada. Geçen sene Punisher gösterime gireceği dönemlerde ilk sezon. Ha, an tabii İşte M13 müdür, M16'dır. suikast Böyle vardı. millet birbirini tarıyordu. Okullarda falan herkese ateş ediyordu böyle falan. Ortalık çıldırmıştı. Punisher'da şimdi o adamın ta kendisi ya. Millet de böyle hani aman bunu destekliyormuş olmayalım falan gibisine kıstılar dizinin bir sürü şeyini. Bence o kısmanın arkasından şimdi şey yapamıyorlar. Punisher gibi çok iyi bir IP var ellerinde. Ama harbiden Punisher dizisi çekemiyorlar. Çünkü bu sefer millet diyecek ki şiddete özendiriyor filan. Bir şey diyeceğim Trump abi. şiddete özendiriyor abi artık. Yani Sağ olun evet insanlara abi, yani yani. bu geri zekalı insana da şey sunmak istiyorsan, bu ev zaten tamam hadi anti bir süper kahraman. Bunu zaten o zaman git çok basit formül yaptın sen bu filmlere. Git onu yapan adamları öldürt o zaman. Çok zor değil ki. Onu da yapmıyor. Civil War'da bir tane şey sahnesi vardır. Bilmiyorum hatırlıyor musun çizgi romanında? Punisher gidip Kaptan Amerika'nın üstünü keşfedip Kaptan Amerika'ya katılıyor Civil War'da. Evet. Arkadaşlar bu arada filmdeki işlenmiş Antin Kuntin otopark dövüşü Civil War'dan bahsetmiyoruz. Marvel'ın eventi aylarca süren Evet, Civil çizgi War'dan roman olanı bahsediyoruz. yani. Kaptan Amerika bir yüz kurmuş kendine gizlice, orada takılıyor falan. Punisher'ı falan kimse çağırmıyor. Çünkü yani bir kere Kahramanlar Savaşı, Punisher'ı kim Tabii çağırsın? canım. Katil diyorlar, herife geçiyorlar. Yani Hiç sevilmeyen bir herif ilgilenmiyor. yani. Gidiyor gizlilikle böyle Kaptan Amerika'nın üstünü buluyor. Tırmanıyor, gizlice giriyor. Spider-Man yakalıyor bunu falan. Lan Frank Castle gelmiş falan diye. Bu sefer Frank Castle böyle acayip ama şey. Birkaç tane de süper kahraman vurmuş falan böyle, tamam mı Tabii yani? orada da öldürüyordu galiba. İçeride de Tabii. Yani öldürüyordu. işte şeyi destekleyenlerden birkaç Aynen. tanesi vurup hastanelik falan, hiç öldürmemiş Kaptan Amerika'ya Ya işte katıldığı için. vuruyordu Kaptan Amerika'ya da hesapta böyle diyor ki işte sana katılacağım diye öldürmedim. Vurdum sadece falan tabii. diyor. Kaptan Amerika böyle kafayı yiyor. Ne yapıyorsun sen falan diyor. Süründürdüm. Çünkü onurlardan onurlu bir adam ya böyle Kaptan Amerika. Ne yapıyorsun sen hayvan herif falan. Frank Castle da böyle abi olur mu işte, sen benim en büyük örneğimsin. Ben işte orduya senin sayende katıldım. Sen benim kahramanımsın falan dedikçe Kaptan Amerika kafayı Frank Castle'ın ağzını yüzünü kırıyordu orada. Böyle böyle çıkarıyorlardı herifi. Yani Punisher kötü de bir adam. Yani tabii ki çok sevilen bir kahraman. Yani bir sürü, çünkü böyle insan okuyunca oh gazını alıyor ama çok rahat bir Punisher dizisi yazabilirsin aslında. Yani şiddetin dozunu Gerçekten çok arttır. basit. Şiddetin dozunu arttır Doğru artık. yere Evet yönlendir. mesela ilk birkaç bölüm böyle o ne güzel dövdü olalım. Beşinci bölümde artık diyelim ki abarttın abi diyelim. Orada bizi bırak. Punisher bu kadar basit yani. İşte Vazifesi. formülize de dememişler. Ki Yok. formülize etme şansları vardı ellerinde. Ve bak son bölümlerde bir de gidip fukara polis falan da öldürtüyorlar. Hani o kısma noktalarının da artık antisi antisi. Ya ulan ne yapıyorsun abi? Ya, yok polis dövüyor, yok sokakta ateş ediyor. Ben bunu zaten açsam Netflix'te ya da X bir random bir film izleyebiliyorum yani. Ben Punisher zamanına Ha, geldim. öyle sertleşiyor mu biraz ileride? Yok abi sertleşmiyor işte. Tırttan sokakta birbirine ateş ediyorlar. Bir iki polis dövüyor. Bir tane işte en son birinin mekanı basacak. Bak plan yapma dedik ya. İlk sezonunda da Punisher'ın komutana gittiğinde gidip sniper'la o komutanın korumasız olacağını düşünüp sniper'la vururum lan ben bunu diye salak Punisher devam ediyor. Ben arkadan girerim bunu böyle iki tabancayla indiririm. Ulan girsene bazuka bilmem ne yağdır abi. Minibüsü koymuşlar.
Lan minibüse iki tane bir şey tak, ne bileyim abi, çıkar yandan şeyde bile, Billy'de bile şey var. Ne deniyordu o silah, böyle hayvan gibi kurşun atan, çevirmeli değil Minigun. de. Minigun Yok. ama böyle öküz gibi kurşun haznesi var. Böyle Ha. ölümüne sıkıyor Tommy artık, Gun. böyle çıldırarak sıkıyor falan. Okay. Neyse adı bilmiyorum, biliyorlardı. O bile deliriyor. Şeyde yine Punisher tabanca. Dede beylik tabancası. Pıt 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 gidiyor. Punisher'la benim tanışmam ilk 80'lerde, 90'larda yapılmış bizim Star'da izlediğimiz Spider-Man çizgi filmindeydi. Ha evet. Spider-Man böyle evelek güvelek diye takılırken bir tane böyle başı bantlı herif Spider-Man'i bir dalıyordu. Ağzını yüzünü kırıyordu Spider-Man'a, böyle götünü zor kaçırıyordu Ya orada. aynen. O neydi ya? Ağzına Ben o bölümü tanıdığım için vuruyordu Punisher benim kafamda hep yani düşmanını önceden araştıran, böyle acayip tehlikeli yani şeyin yani Punisher Batman vs. Superman'deki Batman abi aslında. Hatta yani sinemaya yansıtılmış en iyi Punisher Batman vs. Superman'deki Batman olabilir. Kafayı olabilir. artık kırmış. Kimsenin canını umursamıyor. Veriyor mermiyi, Sıka veriyor sıka bombayı gideceğim. böyle. Şirazesi kaymış, kahramanlıktan çıkmış. Pis bir katil. Aynen de Batman vs. Superman'de niyeyse Batman'i öyle yapmışlardı ya. Punisher o işte. Yani ve bunu yapmak bu kadar zor değil. Millet yanlışlıkla Punisher yapıyor. Yani siz isteyerek nasıl Bir de yapamazsınız? Ben daha bir şey demiyorum ya. Ne fan kadar servis yapmayacağız diye saçma ya. açıklama yapıyor yani, inanılmaz ya. Hazırlıklıysa alır gibi mi? Aynen öyle. Punisher'ın da bu arada süper gücü hazırlıklıysa alması. Aynı Tabii Batman başka bir şey gibi. yok ki Ama yani. Punisher hazırlanmışken boyun da kırıveriyor böyle yakalamışken. Koşa koşa kurşun Böyle yemesi değil benim anamın yani. adı Marta falan demiş. Ananın falan Sen öyle öyle bir abi biraz yani. annenden girerim kunduranı sikerim diye. Okey, yani Punisher'la ilgili benim yani diyeceğim hiç olumlu bir şey yok. Yani bir daha bakıyorum aldığım notlara da. Yok abi yani. Ha bir de dizinin tabii yarısı şeyle geçiyor. Billy'nin psikoloğuyla olan Aşina tuhaf fişnasıyla muhabbeti. geçiyor. Aynen. Sen hasta, kurtarabilirim seni. Hayır, ben seni iyileştirebilirim. Hayır, sen aslında hasta olansın. Hayır, hayır. Ha, falan. Sonra sevişiyorlar. Hadi. Ha. Bu kadar. Sonra işte öyle. Ama çok bacaklı bir kadın koymuşlardı. Belliydi O sevişecekleri. sevişecekler Ya belliydi. ikinci bölümde mi ne geliyor böyle işte seans yapacağız falan gibisinden oturuyor adamcağızın karşısına. Hasta adam hastanede yatıyor. Suçlu ve hasta bir adam. Kaç aydır hastanede yatıyor. Bu kadar eteklen gitmezsin abi. Yani tehlikeli adam abi, anladın mı ya? Yanlış bir şey olmasın. Şu dizinin altında etekli. Ben olsam, kadın olsam öyle giderim. Yani hani benim kıyafetime karışamazları suçlu ve hasta bir psikopatın karşısında yapmam en azından. Laf olur, bir şey olur yani. Oradan belli zaten. Yani daha böyle eteği kusatmışlar ya. Aa, kesin dedim İşte bunlar dizi işaret sevişecek. verdiği için yanlış zaten. Yoksa kadının tercihi orada yanlış Ama bunlar olabilir çok yani. klişe şeyler değil mi? Yani mesela atıyorum kadının eteğini kısaltarak verme bana bu işareti. Kadın yine mesela daha akıllı bir doktor gibi hani İşte dikkati hastamda tutayım. Hastam kaç haftadır burada yatan, hormonu ağzında bir erkek bacağıma bakmasın diye düzgün kıyafetle gidersin. Olaylar geliştikçe birbirinin karakterine beğenirler. Şey yaşarlar. Şey gibi aslında biraz. Hannibal'daki Lecter'la böyle Clarence'ın arasında böyle bir vardır ya, öyle bir Ha gerilim. abi, o zaten Ama sinema yani ben ne tarihinin anlatıyorum? Hangi diziden bahsediyoruz ürünleridir. tabii. Benim hatam. Aa, niye kadın şey yaptı? Boyama dersi yaptılar beraber. Öyle Ay mi? maskeyi boya. Ay Ha. boya ya. Güzel olacak. Ay. İçinden ne geçiyorsa Şey boya. yapıyorlar mı beraber böyle? Arkadan Ghost yapıyorlar sarılıyor. mı böyle? Ne? Kavanoz Kavanoz yapıyorlar. yapıyorlar mı? Sürahi ne ya? Şey, Ghost'un bozo şarkısı neydi ya? bozo. I believe I can fly değil, o neydi Yok. o? Space Jam'ı. O da Neyse, o geç şey. geç. Nasıl sıktığım belli değil. Titanic. Titans. Okey, hadi geçelim. Ha şimdi Titans'la ilgili Aa, hadi ver bakalım yorumunu. paralar yatmış Hadi ver bakalım yorumunu. DC'den. Ben ne yazdım internette Titans'la ilgili? Sen En beğenmişsin. iyi DC dizisi yazmadım mı ben internete? Yazmışsın Öyle ama dur mi? bir önce. En iyi DC dizisi mi? En iyi DC dizileri için dersen şimdi benim tek referansım Götüm. Yani Götüm derken şey, Netflix'teki Götüm. Yani Gotham. Götüm. Aynen, Götüm, net okey. Gotham. Aa, sen Diğerlerini niye Arrow, izlemedim. Flash, Supergirl, Day After Tomorrow, neyse onun ismi, Days of the Future Gone Past, Bir şeyler bir whatever. şeyler. Onları izlemedim mi Yok hiçbirini? Yapma abi, ben ya. o kadar da çıldırmadım lan. O kadar aklımı yitirmedim yani. Onlar bayağı katı kaka. Belli zaten. Oğlum şeyi izleyince şey dedim böyle, ben bunu 15 sene önce Buffy'de falan vardı böyle Öyle zaten. efektler Öyle zaten. falan. Çok kötü gözüküyordu yani. Ne Arrow'lar, diyorsun Titan'la ilgili hadi? abi şimdi DC dizileri için dediğim gibi benim çok referans noktam, ama götümü koyarsam yani Batman Titans tayfasından Okay. bu dizi 10 basar. Tabii. Havada karada 10 basar. Ama dersen ki tüm diziler arasında nasıl yani, o yani 10 üzerinden puan versem herhalde 5,5.
O kadar aşağı mı ya? 5.5-6 belki. Ha, benden bir 6.5-7'ye doğru bir 6.5 çıkardı. Ha, ya biraz daha. Yani olsun. Daha da yükselebilirmiş. Çok genişlik katmışlar dizinin içine bence. Böyle o biraz Raven'ın, Rachel'ın o annemi istiyorum. Artık 5. bölümden sonra Rachel yani vay, acayip sıktı. Çok bay. Ama işte bak dizinin benim için sorunu, puan düşen sorunu şu oldu. Biraz yemek gibi anlatacağım ama şimdi yemeği yaparsın. Bir şey söyleyeceğim. Ha. Bu anekdotunu anlıyorum. Çünkü gerçekten öyle anlatılması gereken bir dizi. Şey bir dizi değil. İyi kurulmuş bir dizi değil. Ama kurmaya çalışıp da iyi kuramamışlar. Ama nasıl yani, ben hatta dur yemek anekdotundan ben ilerlemek istiyorum. Çünkü benim de kafamda vardı. Tamam. Sofrayı kurmuşsun böyle. Mesela işte böyle ara sıcaklar iyi değil ama ana yemek iyi. İçecek iyi değil ama tatlı iyi falan gibi. Hani böyle güzel yerleri de var. Falan yerleri de var. Overall'da doydum diyorsun ama. Aslında yani. Benzer şey söyleyeceğim. Benimki şöyle. Bir tat eksiksi tamamlamaya çalışıyor. Tarif var elinde. Hmm. Koymuş. Güzel. Ya da lazanya gibi bir sıraya dizmiş. Bakıyor tadına. Bak kıymada tuz eksik. Dur tuz koyayım. Bir karakter. İşte baharat eksik. Hmm. Hadi bir daha ekleyeyim. Sonra bakıyor. Ulan bu sefer de çok tuzlu oldu. Hadi şunu da koyayım. Bir kat daha çıkayım. Tamam bak plan doğru. İşte karakterlerin orijinini paralel vermesi, hikayenin içine edilmesi çok güzel. Tabii. Yani direkt kafadan dümdüz girip de orijini anlatan hikayeler zaten baydı artık. Ya yani ben ne hissettim biliyor musun? Zaten Twitter'a da öyle yazmıştım. Sanki DC'nin böyle yan çizgi romanlarından bir tanesini okuyormuşsun hissi veren bir dizi bu. Evet. Çünkü ondan çoğu zayıf olur bu arada. Zayıf zaten. Bu da zayıf bir dizi. Ha. Çünkü Batman'le Superman'le dizi yapamayacağın için yan karakterleriyle yapıyorsun. Onlar da sürekli ana hikayeyi referans veriyorlar. Ama bir yandan bence şeyleri bile bak çok iyi işlemişler. Diana Troy'un dahil olduğu evet, kısım. Şeyin dahil olduğu kısım. Donna. Donna'nın dahil olduğu kısım. Şeyin dahil olduğu kısım. Öteki Robin'in dahil olduğu kısım. Bence Doe ve Hawk'un orijin hikayesinin tümünün anlatıldığı bölüm. Güzeldi evet. Onların, bunlar hep daha böyle güzel dizi. Referansları. Daha extended bir üniversite olduğunu hissediyorsun ve ben şöyle dedim. Ulan dedim. Bu diziyi yaptıkları evrenin filmleri olsa çok iyi olurmuş. Bak evren fena oluşmamış. Doğru. Evren güzel evren, bir evren. Evren hiç fena oluşmamış. Ama biz artıklarını görüyoruz. Onu hissediyorsun. Aynen. İşte bak dediğim bak ben sana yemeği getiriyorum. Sen de sofra kısmını değerlendirdin. Orada da hep bir şeyler eksik kalıyor işte. Ulan dur ayran mı vereyim yanına? Yok içecek eksik. Tatlı gelsin mi? Tatlı geliyor ama ulan çok çekerli olmuş falan. Hep böyle bir yerinden elinde kalıyor ama dediğin gibi evren iyi. Muhtemelen ben yine çizgi roman muhafazakarına uzak dayanacağım ki çok Titans okuyan biri değilim. Karakterler hakkında ve oyunculuklar hakkında çok eleştirebileceğim bir şey yok. Yani genç olmana rağmen birçoğu iyi oynamış. Ve çok net söylüyorum Aquaman'dakilerin çoğundan iyi oynamışlar. Okay. Yönetmen anlamış ne yapacağını. Senarist anlamış abi. Senarist anlamış. Tonu anlamışlar. Ton nasıl olacak? Ya bu dizi var ya 2. 3. sezonunda pardon özür dilerim söylemedim. Bence mesela Doom Patrol'un olduğu bölüm çok iyi bölümdü. Tabii güzeldi. Aynen. Yani bölüm tümüyle çok iyiydi. Yani ulan bir kere ne cesaret. Allah'ın kırto pırto bir tane dizisi. Dizi ya. Yani bütçesi nedir yani o açıdan söylüyorum. Arkadaş sen ana ekranda yapılamadığı kadar iyi bir Robin. Ama işte gerçek Robin değil de bu artık böyle post Batman post sinirlerim Robin ya yani. Ulan diyorum bu ergenler ne kadar sinirli diyorsun. Şey aslında yani. En son bölüm onu böyle biraz açıklamışlar. Hani bu çocuk aslında iyi bir çocuk da bozmuş kendini açıklamışlar. Yani çünkü ilk bölümde falan ben biraz şey oldum. Böyle fuck Batman çok falan diye takılıyor böyle falan. Dedim ya sana çok sert bulmadım diye biraz fazla sert giriyor yani o kadar değil. Bir şey falan abartıyor. Sonra oturdu. Bir yerde bir herifin böyle bıçak makas var elinde makas oluyor penisine sokuyor böyle hemen. Ya dur. Dur abi. Oğlum, bunu da ortası yok. Punisher orada böyle abim dövmeyeyim ben seni falan diye geziyor. Öbür tarafta Robin böyle adam deşiyor. Bir ayarınız olsun yıldızı ulan. Yıldızı çekiyor buradan birinin gözüne sokuyor abi direkt. Ulan yuh. Öbürü geliyor Jason Todd belini kırdı lan herifin. Ha. Ben polis döveceğim ulan falan diye böyle çıldırmış yani, geldi. Anladın mı yani neden? Yani şöyle. Yani şey bile yapsalar bence yeterli şiddetli olurdu yani. Adam batarankları fırlatsa ve o batarankları saplansa gerçekten. O bile zaten yeterince oha bıçak atıyor herif diyeceksin. Gözüne atıyor bir de böyle. Çek silah vurdu. Nazar vardı herhalde. Keko çek silah vur o zaman zaten. ne millete bıçak atana kadar çek silah vur uyar. Değil mi? Yok işte gözünde mavi gözlüyse ondan. Bir yerde birisinin alıyor böyle camı kırıyor. Punisher lan bu arada gerçekten. Alıyor böyle işte şeyi kırıyor. Bir daha diyor kıza bulaşmayacaksın diyor. Katır katır kafasını böyle camlara sürtüyor bilmem ne yapıyor. Ne oluyor lan dedim. Yani sonra şeyi anlıyorsun. Dizinin ilerleyen bölümlerinde resmen Robin daha bir böyle Robin gibi oluyor. Ama o ilk bölümlerin çiğliği kalıyor. O ilk bölümleri sanki şey gibi yapmışlar. Farklı bir fikirle yapmışlar. Sonra ondan vazgeçmişler gibi biliyor musun? Çünkü aynen, Robin bayağı sakinleşiyor sonradan. Belli ki bir
bir test ya da bir seyirci dönüşü alınmış sanki orada. Evet, bir, evet. Bir şey olmuş. Ya da artık DC'den mi geldi bilmiyorum yani. Yani herifin yani. Neden illa milletin penisine bıçak sapladığını açıklamıyorlar. Ama fuck Batman'i anlıyorsun. Çünkü herif işte çok çekmiş Batman'den. Ivır da zıvır bilmem neler. Hatta öyle. Son bölüm bence o açıdan çok iyiydi. Yani çok yani şöyle söyleyeyim. Çok iyiydi derken şunu kastediyorum. Hep bunu şey parantezine söylüyorum. DC'nin bir yan hikayesini okuyormuşsun gibi. Çünkü çizgi romanların çok ciddi bir kısmı Justice League değildir. Teen Titans'dır. Yani yan hikayelerdir. O da satsın diye yapılmış. Bence bu yan hikaye kategorisinde iyi bir eserdi yani. Bak mesela bunda yan hikaye olarak iyi. Bunun nedeni de şu. Dedim ya Punisher'da bir sistemi yok dizinin. Mesela bunda var bak. Kesin bir uyanma var. Hı-hı. Arayış var. Tabii. Aidiyet var. En sonunda da artık kabullenip kendini ona göre en yöne gideceğini seçmek var. Güzel. Okey. Yani tık 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 koymuşsun. Hı-hı. Ben de en azından şöyle izleyebiliyorum. Yani sıkıldım evet. Ama o şeyle tempoyla ilgili ya da o anki bölümün hikayesiyle ilgili. Ama Punisher'daki sıkılmam şu. Ne oluyor abi? Hani ne yapıyorsunuz? Amacınız ne? Ne oluyor? En azından Titans'ta bu var. Ne olduğunu anlıyorsun. Tabii canım her karakterin belli bir arkı var. Yani Rachel gizemini anlamaya çalışıyor. İşte en son babası geri geliyor. Robin Batman'den kaçmaya çalışıyor. Ama Batman'den aslında bak mesela çok güzel kurmuş onu. O nasıl Batman'den kaçtıysa onun da yanına da yetim bir çocuk geliyor. Şimdi o da onun sorumluluğunu almaya çalışıyor. Ve ne kadar zor olduğunu fark ediyor. Aslında hoş. Starfire'ı orijinal Starfire'dan koparmışlar gibiydi çok. En son uzaylıya bağladılar, ya, tekrar bağladılar. Starfire uzun bir süre hafızasını kaybetmiş, normal insan gibi takılıyor. O da hoş. Yani o da güzel gidiyor. Bence Jason Todd'u da iyi yapmışlar. Yani tam böyle dalayarak böyle buram. Batman'in yancısıyız kardom. falan jilet tükürüyor böyle. Tribün lideri gibi yermiş öyle. Yılan sahibi böyle. Gotham Spur! Akşam maça gidiyor pezevenk şeyler. Ondan sonra yani Beast Boy olacağı kadar olmuştu. Kaplana dönüşen bir çocuk da var orada. O da öyle dönüyor. Olmuş ama çok saçmaydı değil miydi ya böyle? Dur kıyafetim. Dur adamı öldüreceğiz. Allah tuhaf falan diyor. Evet evet. Bilmiyorum, bana gerçekçi geldi yani. O tarz detaylar bana hoş geliyor. Şey iyi. Mesela bir arada çalışmaya çalışıyorlar ama mesela Teen Titans'ın teenini atmışlar ya. İki tane kocaman adam var. Bir tane genç çocuk var. Bir tane çocuk var hakikaten falan. Kendi aralarında böyle tam tutturamıyorlar şeylerini falan. O benim hoşuma gitti. Doom Patrol bölümünü tümüyle beğendim. Doom güzel Patrol abi. Açıkçası X-Men'in ilk yılları gibi biraz vahşi bir eserdir. Ve öyle hani X-Men gibi mutantım ama dünyanın en yakışıklı adamıyım. Ben de en seksi kadınıyım falan gibi tipler yok. Ya herkesin yüzümde faça var. Ağzı götü akıyor böyle falan diye tipler var. Onu dedim bunları da yapmışlar helal olsun. Kesin bir sezon yanıp iptal olacak. Çünkü o kadar çirkin karakterli dizi izlemem. Bu sene mi geliyor da? Bu sene geliyor. Galiba bu ay geliyor. Şubat'ta mı geliyor? O kadar yakın. Geliyor yani, oha, bayağı yakınmış. Yani dizi bir de yani bak dizi kendi hikayesini taşıyor. Hawk ve Dove'u iyi işliyor. Haklarını veriyor. O bir de üstüne orijinalini anlatıyor. Bir de gidiyor Doom Patrol'ü tanıtıyor ve merak ettirtiyor. Bir de efendime söyleyeyim herkesin hakkını verip gelecek sezonda merak ettirtiyor. Bir de Batman'in hakkını veriyor. Hadi diyor eyvallah. Ya tamam yani şunu söylüyorum. Fanservice ama fanservice gibi fanservice. Ha yani okey. Öyle olur. Yani bu diziye notum okey. Bu yani ve bu kadar zor bir şey değil. Ben bunu neden bu kadar zamanlar yapamadıklarını anlamıyorum. Yani bu dizi yapılması gereken çizgi roman dizisi. Dikkat süper kahraman dizisi değil. Bence stüdyolar, senaristler şöyle bir hatayla giriyorlar hep. Biz süper kahraman hikayesi yapacağız. Kahraman nedir abi? Önce bir onu konuşalım. Tabii kahramanlar orijine olmalı. Şehrimizi aslında artık yok etmeye mi çalışıyorlar? Ya geç. Oraya dönüyorlar. Artık bunları anlatmayın abi. Siz artık çizgi roman dizisi yaptığınızı fark edin. Çizgi roman filmi yaptığınızı fark edin. Biraz ana yani şunu hatırlatmaya çalışıyorum herkese. Çizgi romanlar ana formlarına baktığında bize hep şeyi soruyorlar ya. Çizgi romanı nereden başlayayım? Yok, abi istediğin yerden ya. İstediğin yerden başka hiçbir şey tutmuyor ki abi. O onun yan evreni. O yarısında iptal olmuş. Onun yarısında yazarı değişiyor. Onun berisinde abi, çizeri değişiyor. Onu her ay başka birisi yazıyor. Bunun nedeni çizgi roman ne biliyor musunuz? Ebilik gübilik bir seridir. Bu sen kurarsın bağlantıyı. İlk başladığımızda konuştuğumuz konu. Yine kimse çizgi roman okumak için istemiyor ki. Ben diyor ki Marvel'ın 77. evrenindeki Thanos'un göt rengini öğrenirsen bunu okulda satarım ha falan diye geliyor böyle. Olabilir. Thanos orada mor oğlum. Aldı oldu falan diyor. Bitiyor. ulan. Ya da Instagram hesabı açıyor. Ha. 1972 senesinde tabii. Yayınlanan Batman çizgi romanında Batman'in makarna yediğini biliyor muydunuz? Ya, 15 bin like Allah kahretsin. Hem de irmikten yapılmış sağlıklı makarna öyle demeyin yani. Su bile katmamış sütten yapmış onu. Yani. Okuduğunuzu anlamakla uğraşmıyoruz ya. Mesela geçen canım sıkıldı. Açayım dedim Marvel Unlimited'dan şeyi okuyayım. Secret Invasion. Hmm.
Secret Invasion var ya. Tam da Titans'ı o dönem izledim. Ya işte bu yani o kadar çizgi roman ki, çünkü Secret Invasion'da şey var böyle. İşte Skrullar tip değiştirerek araya sızmışlar böyle. Ya 8 bölümde o bitiyor, tamam mı? Çünkü Avengers dövüyor bunları, bitiyor. Yani 8 Invasion bölüm aslında. of Ama the Body event olduğu için 40 tane yan hikayesi var. İşte Snatchers. Sametler ne yapıyor? Mehmetler ne yapıyor? Alt Tayin mahalle ne o. yapıyor falan. Kaynımlar ne Titans yapmış? tam bir alt mahalle ne yapıyor dizisi. Yani düşük bütçeli böyle. Ana kahramanlara da gitmeye cesaret ve şey yok. Para yok, güç yok. E o da elindeki dandik karakterlerin büyük olaylar altındaki şeylerini veriyor. Ve senin bir yan hikayeden zaten her zaman beklentin çizgi roman okurken. E yazık, bunların hakkını versin. Hakkını verdi mi Tabii. En veriyor. azından bir iki detay versin. Beni Tabii. heyecanlandırabilecek ya da Ya hoşuma ben gidecek. valla Titans, ulan bir sonraki bölüm acaba ne olacak diye izledim. Yani diziyi dizi olarak Yok, çok ben övemiyorum. izledim. Ama bir çizgi roman dizisi olarak iyiydi işte. Bu arada çok beğenmişsiniz diye yazanlar görüyorum da ben 5,5-6 verdim. Sen de 6,5'tan 7 veriyorum ben. 6,5-7 Ama verdin. böyle işte cips gibi gidecek eserlere ihtiyaç var. Yani Var, ben öyle izledim şunu diyorum, yani. hani hakkını veriyor mu? Veriyor. Ama beni böyle o baba üyü falan, böyle bir dizi değil. Onu Mindhunter'a falan diyorum ben. Mindhunter bile hani bence Yani. çok, Anca ona yani derim. bu gerçek hikaye falan da ekstra etkileyici yani bu Tabii arada. yani. Çünkü o da kurmacı olsa dersin ki ya Peki tuşlar abi abi bak artık. mesela tabii sinema çok ayrı bir dünyada. Harbiden böyle bana ağzınız şimdi diziydi be ağzıma sıçtı dediğin inanılmaz etkilenen bir dizi oldu mu hani? Seinfeld abi. Murom. Batı medeniyeti. Medeniyet. Yok dur dur şey neydi? Hannibal. Ya onu ben izlerdim. İlk Onu sezonu izlemem bilhassa. lazım. True Detective. Aa ilk sezonu İlk sezonu inanılmazdı. Çok bilhassa. iyiydi. Hatta ilk sezondan devam. Aa onun yeni sezonu başladı. Bakalım ona bir Ha ara. bir bakalım ya. Bakalım. Tamam ona bakalım. Ondan sonra çok etkilendim diyeceğim dizi. Valla ben Altered Carbon'u çok beğendim. Ama öyle ağzıma sıçmadı. Ya bende Altered de yok Carbon ya. tam benim böyle hayal ettiğim bilim kurgu dünyasını şey Cyberpunk dünyası çok iyi yansıtmıştı ama izlemekten çok keyif almıştım. O aklıma geldi şu an. Eskiler falan ne bileyim bu X-Files'lar, House'lar falan Abi güzeldi işte mi? ağzıma sıçan dizi dedin sen İşte şimdi. aynen Ben orada eskilerde bunlar gerçekten ya. True Detective ile Hannibal'dan öteye çok geçmem. O ne diziydi be? Ben Oz'a geliyorum mesela dönüp dolaşıp. Ha ben onu izlemedim. Bak izle çok ya şimdi bile çok etkileyici olabilir. Bak Yani ben de Breaking Bad bile çok öyle. Abi ne diziydi? Oz'un önünde benim. Yani. Breaking Bad'in ikinci sezonu bence çok iyiydi. Ama böyle üf, falandı. İki Sonra çok iyiydi. biraz dağıttılar. Üç de fena değildi ama iki evet iki çok ekstra iyiydi. Ama Oz işte, Oz'un şeyi güzel abi. Oz çok zamansız bir dizi. Yani günün yani hapishane hayatı bugün şey gibi değil. Yani gidip de orada yine kırmızı halılar serip pek yastıklarda yatmıyorsun. Ve o hayata düşmenin korkusunu sana çok net veriyor. O yüzden beni inanılmaz etkilemişti. Yeni Doktoru 3. sezon. Bende hiç doktoru yok Bak bak. hiçbir her şey boş ver. Doktoru zaten birbirinden kopuk hikayeler anlatır. 3. sezonu. Ağzıma sıçtı diyemem ama çok örnek alacağımız derecede sevdiğim bir dizi. Star Trek The Next Ha Generation. Star Trek olabilir Yani doğru. tabii ki Teen Titans'ı falan ben bunların yanında saymıyorum. Teen Titans biraz daha ne gibi Yok biliyor ondan musun? sormadım. Hani diziler film kadar beni çok etkilemiyor. Evet, ben Oz'dan çok etkilendim söylüyorum. Film başka bir şey. Ya yani dizi ne bileyim dizi günün sonunda hangi dizi olursa olsun şey gibi geliyor dedin yani cips yedir diyor bana. Ya tabii Çekirdek canım. çitletiyor yani. Bir film gibi abi ne oldu abi falan diye Aa şey de mesela izleyemiyorum çok yani. aslında ders alarak izlemiştim açıkçası. American Crime Story. Şeyin ilk sezonu. Ama o biraz daha onda şey yok Gerçek muydu? hikaye olduğu Hikaye için tabii o, tabii biraz da o yani. okey. Biraz böyle halk medya, linç kültürü falan acayip dersler var o dizide de yani. Yani şöyle yani hakikaten kulak arkası edeceğim dersler aldığım diziler oldu. İlham aldığım diziler de oldu. Ama böyle baba izledim, yıkıldım, koptum falan tarzı dizi az işte. Dediğim gibi True Detective 1. sezon ve şey House falan. Ne alaka House? Cips dizinin kralıdır House. Kurtlar Yani Vadisi ilk sezon. Çakır Murom. Ali'ye. Murom. Murom. İneriz beyinlerine. Tık Mekanında bana şekil yaptın. Brom. Pıtık. Brom. Brom yok ya. Ben Brom'u nereden çıkarttım Bu şu arada an? izledik daha hepimiz değil mi? Ben de İzledik tabii canım. Ne izledim. yapayım? Bir tane Rus vardı orada. Şastisin Aa, diyordu. Westworld Hatırlıyorum. 2. sezon. Omaye Bobaye Babajik Aa bölümü. bir dakika. Anladın mı hangisini kastettiğimi? Robinson'la Cuma diyeyim hanıma.
Hayda. Bak, Westworld'un ikinci sezonundaki o Maya babayı babacık bölümü çok iyiydi yani. Hangisiydi oğlum o? İşte if you go you take your heart with me but if I am the king I tell you to take the throne diye bölüm vardı ya. Ha atladım ya ben tamam. Yerli adamın aşkına tamam, atladım. O bölüm o ne bölümdü be. Ne bölümdü yani. Atladım güzel. Acayip bir bölümdü yani. Bak Westworld bu arada iyi dizi ya. Bak Westworld. Tabii Westworld iyi dizi ama Brom dağıttı bir dizi o da değil. Ben Westworld'u değil. Bir nebze takip ederek izleyebildiğim için yani böyle şeyleri kaçırsam önden atılan bir takım ipuçlarını kaçırsam vurur. Ama önden atılan ipuçları sayesinde acayip lezzetli oluyor. Westworld'u böyle uf diye böyle hani kaşık kaşık yer gibi izliyorum ben. Evet, ama hani akıyor. Vurdu bir yıktı o kadar yok, değil. Yok aynen. Ya bir de tabii... Bir tek o babacık bölümü işte. Babacık bölümü değil. Aklıma başka şeyler geliyor. babacık. Okey konularımız bitti. Var mı ekleyeceğim bir şey? Yok bu kadar valla. Şimdi o zaman hep ben tavsiye veriyorum. Var mı tavsiyen haftaya? Yok mu? Seinfeld izleyin çok iyidir. Space Odyssey konuşacağız haftaya. Evet haftaya bir Stanley Kubrick's 2001 Space Odyssey. Yanına bir şey ekleyelim mi? Bilmem bilmem. Aa dur benim bir konum daha vardı. Neyse onu haftaya konuşalım. Söyle. Ya önemli bir şey tamam. Değil. Çok pıtı bir konuydu yani. Gündemde onu haftaya konuşabiliriz. Tamam hatırlatma o zaman. Bir şey ekleyelim ya. Bak, aklımda hiçbir şey yok şu anime anda. Anime mi eklesek acaba? Miyazaki. Hayal mi diyorsun? Ya şimdi Miyazaki atacağız ortaya. Anime konuşacağız. Anime böyle öyle, aşırı öyle. Anime bilen çocuklar gelecek. Stres. Hattori Hanzo'nun Çiktir Canzuzu'nu bilmeden anime nasıl konuşursun? Tamam. Daha kral bir şey söyleyeceğim. Uzun... Ben anime konuşup da bak ben anime çok izleyen bir insanım. Seven bir insanım. Ama anime seyircisi istemiyorum tamam, bu yorumlarda. Tamam dur. Anime stres. Şey. Tamam. Akira manga konuşalım. Ama uzun vadede. Haftaya yetişmez o. Bak manga diyorum bak. Çok kral. Böyle şey falan değil ha böyle yumruk atıyorum. Okey olur. Tek yumruğumla fistik tamam, yapıyorum falan. Okey Akira mangası okey. Tamam. Okey. 2-3 hafta sonra falan. Tamam okey. 6 cilt çünkü. Tamam bana uyar. Bir de 2001 Space Odyssey. Aynen. Tamam arkadaşlar Akira'yı full mu konuşacağız o zaman? Full. 6 bölüm yani 6 bölüm dedim 6 cilt mangayı konuşup. Ama 3 hafta sonra falan yani. Tamam okey. Duyururuz onu. Tamam. Peki. Bak. O zaman arkadaşlar. Yine bir şeye karar verirsek konuşuruz zaten. Bu seferlik de bu kadar. Evet bitti. Titans. Gerçekten. Glass soruyorlar. Glass'ı izleyecek miyiz ya? Abi Glass yok çöp ya. Ya. Yok lan ne izleyeceğim. Glass'la ilgili çıkan yorumları okudum. Ben Glass'ı anca böyle yerlere, sokaklara düşerse izlerim arkadaşlar. Yok. Kusura bakmayın. Glass'a... Polar. Aa haftaya Polar'a bakalım hadi. Mads Mikkelsen'in yargı dağıttı. Çakma John Wick'in John Wick 4 çıktı ya. John Wick 4. Bakalım hadi ona. Ha tamam hadi Polar yanına da. Bir dakika Polar o muydu ya? O. Hayır değil. Polar o. Hayır. Mads Mikkelsen'in aynı anda iki filmi çıkıyor şu an. Olur bir tanesi ya. Kutupta geçiyor, yargı dağıtıyor. Ayıdan mayıdan kaçıyor. Bir de John Wick 4. John Wick 4 çıktı. Vallahi ikisi ayrı eser. Bak yazacaklar şimdi. Yok Polar o ya. Değil yok mi? Polar değil. Bir tane daha var arkadaşlar. Polar o deyip durmayın. Bir tane daha var. Ha, herifin başka filmi. Arctic. Ha tamam. Ha, okay. Yargı dağıttı Polar. Kutuplarda ayılarla güreştiği Arctic. İsmine bakar mısın abi? Aynı, başrolde aynı adam var. Birinin ismi Polar, öbürünün ismi Arctic. Yani daha kötü yapsalar. Abi senin filmlerin isimleri hazır böyle bakıyordun. Bari Cloverfield 2, Cloverfield 3 koyun ismini yani ne kadar. Yani koy Ayla'nın yapımcısından. Bak mis gibi oynasın. Ayla'nın yapımcısından Arctic. Neyse arkadaşlar haftaya... Hangisini izliyoruz? Polar mı Arctic mi? Arctic. Arctic daha çıkmıyor galiba. Polar'a bakacağız. Tamam Polar. Tamam Polar'a bakacağız. Tamam. Ondan sonra... Polar, Space Akira'yı Odyssey. Okumaya başlayacağız. Bir noktada konuşacağız. Bizim Space Odyssey'miz var. Tamam, bir de 24 okay. Şubat'a Oscar var. Ona bakarız. Tamam okey. Hadi o zaman. Hadi görüşürüz. Sevgili yatay bakışçılar size. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Size Joker de verelim. Görüşürüz. Yatay bakış. Konuştukları filmlerin isimlerini unutuyorlar. Çünkü gerçekten de umurlarında değil. Oradan buraya anca sallıyorlar. Yok Disney çakar Brom. Yok Netflix ne yapmış Brom. Yok Blue TV şöyle Brom böyle Brom. Ulan sen streaming servis kurdun mu lan hayatında? Gözlüklü şişko. Sen bir streaming servis kur da o zaman konuş bakalım kardeşim. Sen kaç tane şirket işlettin ulan? Sen var ya seni bitiririm oğlum. Sen nesin ya? Hemen gidip de Ekşi Sözlüğe hakaret edeceğim şimdi seninle ilgili. Sen kaç tane streaming servis kur? Blue TV namusumuzdur ulan. Kırmızı çizgimizdir. Ki. Muhafız 2. 3. 4. sezon çok yakında geliyormuş Sam. Ne diyorsun? Aman Allah'ım dostum. Heyecanla bekliyorum. Ne olur Muhafız'dan daha çok bölüm gelsin. Muhafız Punisher'dan iyi diyorlar gerçekten de. Ne diyorsun? Böyle bir yalan olamaz. Evet sevgili arkadaşlar yatay bakış bu akşamlık da sona erdi. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Hanım yatay bakış bitmiş. Bir çay koy da içek.